Selam hidayete tabi olanlara. Cübbeli ne diyordu abi? Şimdi şeyh konusunu konuşuyor. Diyor ki bir şeyh diyor bir an bile nefsiyle beraber olursa diyor o şeyh diyor hani mükemmel bir şeyh değil diyor. Yani mürşidi kamil olur diyor ama diyor her mürşidi ekber olmaz. Mürşidi kamile rabıta yapılmaz diyor. Mürşidi ekmel olacak. Yani ekmelini nereden anlıyor? Sen de söyledin ya diyor. Ekmelini nereden anlıyor dedi ya dedin. O hesap. Nereden anlıyor? Hani diyor ya ben de onu diyorum. Ne olmuş? Diyor ya şeyde korona. Şimdi dediği şu. Bir dakika. Şimdi bir an nefsiyle beraber olmuş. Kitap ondan sonra milleti galeana getiriyor. Ben diyor kitabın ortasından söyledim mi söylemedim mi? Şimdi kitabın ortasında herkes diyor söyledin işte. Yani benim bir şeyim yok yani hiç, atıyor. Hiçbiri de sormuyor hangi kitabın hangi? Ortası. Şimdi ben olsam derim ki ya hangi kitapta okuyorsun sen sorma sayıp. Kur'an-ı Kerim'de biz sindiriklerini göremiyoruz. Öyle. Biz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın nefse itibar ettiğini görüyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Söyle ayeti. Nefsini temizleyen kurtuluş ermiştir diyor Allah. Öbürkü? Hangisi? Mutmainne nefs. Ha o mesela abi nefsin belli, merhaleleri. Şimdi mutmainne nefs diyor. Mutmainne nefis yok abi. Nefsi mardiye hepsi nefis. Tamam, hepsi diyor, nefis. Şimdi, velayette mutmainlik olayı. Yok ki. Var. Böyle işte diyor İmam Rabbani şöyle böyle. Zaten öyle olur başka nasıl olacak? Şimdi nefsi yok saymış. Şimdi nefsi yok saymış şöyle böyle diyor. Aynen öyle. Cesedin bundan şeyi şöyle böyle diyor. Bak şöyle böyle. Bir tamamlık bir şeylik yok. Yani muallak da bir durum var. Aynen öyle. Şimdi ağırlık ruh halinde yani nefsin şahitliği önemli. Allah-u Teala nefsini kurtuluyor. Temizleyen. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşantısında bu küçük cihattan büyük cihada döndük deyip karnına taş bağlamasıyla sahabeye örnek olmasıyla bu kemalat aktarıldı sahabeye. Öyle. Vücut cüzleri kemalatı. Ama bu her nebide, her resulde, her elçide hepsinde var. Mutlak manada Allah-u Teala'nın vahyine muhatap olanlarda hepsinde vücut cüzleri itidali vardır. İrşada ehil olmak durumu bunlardadır. Aynen bak. Öyle. Şimdi velayet erbabında şöyle böyledir. Niye şöyle böyledir? Hem nefsini yok sayıyor hem de nefsin bir merhalesiyle kurtuluşa erecek bir duruma gelebilecek. Nasıl şimdi, olacak bu iş ya? Nefsini yoksa nasıl gelsin oraya? Şimdi nefsiyle halbuki kendi yaptığı kitaplarında, nefsi kitaplarında nefsiyle bir makama gelen oradan inmez. Nefsini unutup bir makama çıkan oradan çabuk iner diye geçer nakşi kitaplarında. Aynen. Yani ama onun kitabı Yahudilerin mi artık İngiltere'nin ona oku dediği kitap mı bilmiyoruz. Ama Kur'an-ı Kadim'de vücut cüzdere itidali benim bulunduğum mesela benim içinden geçtiğim bunlar yesin. İçsin. Biz Allah'ı seviyoruz. İçsemirsinler. Millet soyuzu soğana çevirsin. Bunlar yazın klimalarda, kışın sıcak klimalarda, serin arabalarda yaşasınlar. Bunlar semirsinler. Ondan sonra bir de bunun yanında bir de doğru itikada aktarsalar. Abi işin sakat tarafı ne biliyor musun? Şimdi bunların delil olarak velayet erbabı için delil olarak aldığı zıl velayet erbabı için delil olarak aldığı ayet ne? Diyor ki Allah'ın dostları için diyor şey yoktur diyor. Onlar korku yoktur. Şimdi birincisi abi ayetin devamında onların cennetle müjdelendiği bildirilir. Şimdi ben sorsam nefsini yok sayan biri cennetle nasıl müjdeleniyor? Öyle bir şey yok. O ayetin abi. Muhatabı olan onlar, nüvvet ehli zatlar. Bak, zıl velayet değil. İmam-ı Rabbani onların küfürden âri olmadığını. Abi zaten bidatlar bile şeyhler eliyle ortaya çıkmıştır diyor ya. Niye? Bu şeyhlerin tamamı vermesi velayet erbabı. Enaniyet, benlik falan bunlardan geçmemiştir. Çünkü nefsi yok saymış. Şimdi nefsiyle bir merhaleye gelmemiş adam. Nüvvet kemaatinde bu işte vücut cüzleri kemalatında olduğundan
kötü huyların komplesi kırılıyor. Ki eski Ahmet'le benim taban tabana yani anladım. Yaşantıyla eski Ahmet'im sonra bir ben merak ettim. Ulan kimin arkasından gidiyorum? Büyüdüğün her kötü şey yanlış anlama. Anladım. Her kötü şey benim doğruluğuma delalet eder ama ben onları inkar ederim. Anladım. Şimdi konumuz o değil. Heh, yani, konumuz o değil. Benim anlatmak istediğim hakikati ortaya koyma babında. Bütün kötü huylar geri verir diyor. Yalnız kırılara. Aynen öyle. Şimdi bu kemalat sahibi belli bir merhaleye geçmeden yani böyle şeyde mesela bende mesela vücut yüzler kemalatı var derken çocuklukta mesela var derken vücut yüzleri kemalatı yoktu. Şimdi velayet yolundan bana bir gaz verecek ya, velayet yolundan oraya sevk-i ilahi oraya gittik yani çünkü hiçbir şey sahibi değiliz biliyoruz kendimizi. Anladım. Ne zaman ki Mahmut Efendi ile teveccüh davasına adama teveccüh eden, bak Hızır Ali Muratoğlu o sohbette bulunanlar şunu söylesin. Bak orada Çukurbostan Camii'nde o sohbette bunları duydum diyenler millete aktarsın. Cübbeli'ye söylesin, yazsın bir yerlerde ona ulaştırsın. Hızır Ali Muratoğlu diyor ki adam gelmiş ben oraya gittim. Ya diyor ben de anlattım ya sana, yazdım da ben bu durumu. Biliyorum. Anlatayım bir daha istersen. Anlat abi. Şimdi ben bilmiyorum. Yani velayet yoluna gidiyoruz. Ben kemal sahibi olduğumu bilmiyorum. Yani. Mektubat-ı Rabbani'de diyor her iki yoldan da gitmek caizdir diyor. Çünkü kendi nübüvvetinin Nur-u Muhammed'e geçiş olacak, o yüzden bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Ama vücut yüzlerinde yok. Nübüvvet kemalatı var. Vahye muhatap olma durumu yok. Aynen öyle. O şehir davası var ya. Anladım. O şehire gelmişim, o ilerisi yok. Yani velayet-i kübra durumu. Nübüvvetin ilk basamağına gelmişim. Tamam, velayet-i kübra olayı. Şimdi nübüvvetin ilk basamağı, o geri dönüş yok. Biliyorum. Oraya gelen oraya zaten dönülmez. Geri dönüş yok. Yani, ama bu nübüvvetin ilk basamağı. Velayetin aslı var o zaman, anladım. Şimdi ama nasıl gelmişim? Hani yerimi çapımı bana sor o zaman. Yani benim yaşadıklarımı o zaman bana sor. Yani oraya geliyorsun ama nasıl geliyorsun? Yani kendi kendine geldim. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz zaten. Yaşantı his olacak. Yaşantı olacak. Yani nefsime... Bir de sevk olayı var. Sevk olayı da var da nefsime gayzım. Nefsini et. Yani neydi? Levame. Nefsini kınayan... Nefsini kınayan ayet var hatta. Levame. Nefsi levame diye geçer. Kendini kınayan nefse diye geçer. Hı-hı. O kınamak az kalıyor. Cehennem az görüyorum kendimi o zaman. Cehennemi az görüyorum. Öyle değil yani. Hani oradaki yanlışlarımı, şeylerimi hiçbir şeye, cehenneme sığdıramıyorum anasını. O derece. Ama işte geldim. Mahmut Efendi dediler ama rüyasını da gördüm. Onu uzatmak istemiyorum. Rüyasını falan da gördüm. Tamam. Yani net rüyalar. Yani baktım üçüncü rüyada diyorum ya millet koşuyor. Üçüncü odayım diyorum. Beni şeye alıyor. Tarikat dersi için şey yaptılar, cumartesi verdiler tarikat dersini. Cumartesi günümüne dediler Mahmut Efendi bir oda vardı, ufak oda. Oraya şey yapacak, sırayla alacaklar, teveccüh edecekler diye. 7-8 kişiyiz, teveccüh yol göreceksiniz diye. Birinciyi aldılar, ikinciyi aldılar. Üçüncü sıra aynı rüya çıkıyor. Üçüncü beni alıyorlar. Ben müdahale etmiyorum, üçüncüye falan da geçmiyorum. Anladım. Üçüncü ben giriyorum. Hani dediler böyle böyle diz dize oturacaksınız, şey yapacaksınız. Yani bu normal bir şey için bayraktır, şehirlik için. Ben şehirlik meylik istemiyorum. Bana Allah'ın verdiğini ben talep ediyorum. Aynen öyle. Beni dinlemenizi talep ediyorum ben. Niye dinlersiniz kurtulursunuz, dinlemezsiniz kurtulamazsınız. Öyle. Yani ben orada ben de enaniyet benlik olsaydı hani böyle bendecilik sevilme sayılma gibi şeyler İsmail Ağa'da kalırdım. Orada geçinir giderdim. Öyle. Oranın da en güzel kızı ama böyle karaktere de o kemalat verilmez ki kardeşim. Aynen öyle. Masaya vurduğu zaman kemalat sahibi anlamıyorsun bak bu anlamadığın zaman. Ben vurmayacağım. He, tamam. Masaya vurduğun zaman bak bu kemalat sahibi bak yazıyorum. Onlar yanlış anlıyorlar. Böyle yapar mı? Behti böyle yapar mı? Daha alasını yapar.
Ya Musa Aleyhisselam bu vuruşla kıptıyı öldürüyor. Sen ondaki o şeyleri bilmiyorsun. O yaşanmışlıkları bilmiyorsun o zatlarda. Onları anlamak, kavramak. Aynı onlardan birisi olursan, onları yaşadıklarını yaşarsan anlarsın. Anladım demek istediğini. Tam anlayamadım yani, da işte. Yani el nübet zat olduğu zaman, vurduğu zaman ya, ikiye bölecek. Öyle ses çıkaracak falan değil. İkiye şey yapacak. Ben de bu dinde hakikatleri koyma adına kellemi de koymadıysam yani hani burun demek değil ya. Anladım. Davut Aleyhisselam da taşla indiriyor ya. Koyma derecesinde bunlara hakaretle adi oğlu adiler demediysem, adi köpekler demediysem, bunlar din şerefsizi. Yani normal şerefsizliklerini, normal yanlışlarını normal görürüm ben. Öyle zaten. İnsanlık vasfıdır derim. Aynen. Ama öyle. Dinde bir sapık çığır açarsan, sana demediğimi, ve yapmadığımı bu, üçelime geçerse yapmadığımı bırak. Ve bunu ilk söylendiğinde ha, geri dönüş yapsan tamam da, en az 10 sene 11 sene söylendiğinde döndüremez. Dönmediği zaman da işte beni yani, hayır onlar için diyorum ya. Mesela ben kendimi koymadım. Dedim ki verim. Şimdi oraya geçelim. Ben onlar için diyorum. Verin Rıdvan'a. Abi dur oraya. Yok. Tamam onu konuşuruz. Şurayı söyleyeyim. Önemli. Tamam bakalım. Önemli abi. Rıdvan'ı bir deneyelim. Abi önemli önemli. Rıdvan'ı bir deneyelim. Abi önemli. Şimdi şunu diyeceğim. Şimdi bir kere bir bozuk itikad ortaya atarsın. Tamam uyarılırsın. Ondan dönersin anlarım. O zaman derim ki tamam insani vasıflardır. Ama bile bile o hatada ısrar etmek, onu gizlemek, hiç hataya düşmemiş gibi hareket etmek Adıoğlu adi olduğunun ispatıdır. Yok şimdi Adıoğlu adi tamam o da var da Adıoğlu adinin anlatımı bambaşka. Anlatımı şimdi başka biliyorum. Diyor ki, bu da nişanelerinden biridir insanların yani. İnsanların en besudu olmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi yaşantılarına bak. Önder dedikleri, efendi dedikleri, imam kabul ettikleri, hani biz bunun arkasında, şunun arkasında falan diyor ya Cübbeli, alakası yok. Çok refah ve rahat bir yaşantı. Allah-u Teala şahit olarak ben çıkacağım onların karşısında, onların şahidi olarak. Ben bu kemalata haizsem, öyle zaten. Ben yalancı değilsem, az çok sen anlamışsındır benim samimiyetimden, bakışımdan, duruşumdan. Bu hani bir şey anlatırken nasıl samimi söylüyor? Adam samimi söyleyemez böyle şeyleri. Anladın mı? Sen az çok samimiyeti anlamıştın bu zamana kadar. Sen masaya vuracaksın diye tuttun ya. Yok. Yeri gelince oldu. Onlar olsaydı Cübbeli Mübbeli bilmem ne kabul edip o masaya vururdum. O zaman tutmazdım zaten. O zaman ben de masaya tutmazdım. O zaman belki masa üzerine Cübbeli'nin yüzüne vururdum. Artık göz mü giderdi, burun mu giderdi? Hak ediyorlar. Bu dinde böyle bir şey, bu oyuncak değil, bu şaka değil. Aynen öyle. İnsanları akın akın cehenneme sürükleyecek, itikada sürükleyeceksin. Ondan sonra pişkin pişkin çıkacaksın. Mekke müftüsüymüş bilmem ne. Yok kardeşim. Din nasihattir derken bu hani rabıta diyor ya. Bunlar rabıta diyor ya. O Kore'ye gelecektim dedim. Nasihatten din nasihattir. İşte din böyle aktarılır kardeşim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin de çok merakın var böyle sohbet davasına merakın var. Güzel bir şey ama. Ha, böyle bir karşı karşıya girip de şey yapmak. O da benden kaynaklanmıyor da ilahi lütuf. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle aktardın. Yazın çizin ezberleyin demedi. Aynen öyle. Yani şimdi kabirde ne yerleştirdiysen ruha hani çip gibi o çıkacak ortaya. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh söylüyor. Sen istediğin kadar dinim İslam, kitabım Kur'an, bilmem ezberle. Annem ezberliyor. Anne diyorum ezberleme otomatikman çıkacak. Bu yanıklık bende olacak mı? Ya Resulallah diyor ya Hazreti Ömer. Hazreti o Ömer başka yatırıyor. Onun özüne yerleşmiş o. Tamam onunla alakalı ama bu konuda. Ha o da alakalı. Bununla alakalı. Onun özüne yerleşmiş. O aynı kartına yerleşen aynı şekilde o kuvvet verecek ona. Aynen öyle. Sen diyeceksin hayır ola ya. O işte o şeyine yerleşmiş. Yani orada yerleşen, sırrına yerleşen neyse o galip gelir. Aynen öyle. Anladın mı? Şey diyeceğim şimdi Cübbeli ne diyordu? Bir an bile nefsiyle beraber olana rabıta yapan helak olur. Şimdi işte bu ruh halinde, bu yok, irşat faaliyetinde ruhun etkileri vardır. Mahmut Efendi'nin benle alakalı, genç hocayla alakalı, dur teveccüh diyeceğim ya, teveccüh yarıda kaldı. Sen oradan başka yere geçtin. Letaif'in karıştığını da söylemişti. Genç hocayla letaif'imiz karışıyor dedi. He. Yani beni o, onu ben sanıyorsunuz dedi. Allah Allah. He, öyle dedi yani. Yani duyanlar aktarsın, bilenler bilmeyenlere söylesin.
Neyse söylesin de ben bir şey ummuyorum da şey yapmıyorum da beklenti içinde değilim ya. Bunlar neyin ne olduğunu bilsin, önemli olan o. Hakikat kabul görmediği sürece ben bir adım geri atmam. Benim bir şeyh değil, yani Şeyhül Ekber deseler, şu deseler, bu deseler benim kabulüm değil. Beni Allah-u Teala'nın tayin ettiği Resulullah'ın bildirdiği gibi kabul etmedikten, onu bir santim gerisinden kabul etseler kabul değil. Ya doğru, yani doğruya yakın yanlış abi olmaz zaten diyorum ya. Zaten mahşer günü yoksa sen hesabını doğruya verirsin. Doğruya yakın yanlış olmaz yani. Doğru yani, hani Mehdi'nin biraz gerisi olsun gibi. Öyle bir doğruya şey. Yakın yanlış, yanlışa yakın doğru olmaz. Aynen öyle. Anladın mı? Resulullah'ın bildirdiği gibi ya kabul, ya kabul, ya kabul. Bunun harici ben şükretmemiş olurum. Bunun harici onlar da sakattalar yani. Hem de ne sakattalar? Bunlar da sakattalar. Bunlar farkında değiller. Yani o Sadettin Usta Osmanoğlu Cübbeli'ye, Cübbeli bilmem kime, o ona ata ata hep beraber kucaklaşa kucaklaşa cehenneme gidiyorlar. Şimdi hepsi bir taraf. Bak. Hepsi bir tarafta. Bunun farkına varmadılar. Ebu Haris de, Ebu Hanzala da, genç hariciler de, yaşlı hariciler de hepsi bir tarafta. Aynen öyle. Yani birisi birisine baskın olduğunu, hakikat olduğunu zanneder. Kimisi birkaç adım önde, kimisi birkaç adım geride sadece. Fark etmez. Ama hepsi aynı saf. Aynı şey. Aynı saf. Aynı yola gidiyorlar. Sadece yani safı düz tutamamışlar. Aynı şeridinde gidiyorlar. Aynen birisi öyle. Biraz önde 80 biraz km önde. Hızla gidiyor. Kimisi birisi, 60, 70, kimisi yani 50. Yani o sana diyor ki hakız biz 10 km hızla gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyor. Hani cehenneme gitmiyormuş gibi diyor. Halbuki bir hız tutturmuşlar. Bazıları menzile hızlı giriyor. 80 km, 100 km, 90 km. 20 km geride kalanlar diyor ya, bunlar cehenneme gidiyor, biz işte hak taraf mıyız zannediyor. Anladın mı? Alakası yok. Şimdi Mahmut Efendi 3. kere beni aldılar. Dediler ki biz bize şey yapacaksınız, alınanına değdireceksiniz. Alındaki nuru da ondan geçti falan sana derler. Ha. Allah-u Teala ölmeden evvel alma şeyinde o belli zamanlarda parlıyor. Videolarda da var. Sonra kız zaman tamam, videolarda da oluyor, çıkıyor. Öyle bir şey yok. İlahi Lütuf nübüvvet nuru o. Ya mektubat-ı Rabbani'leri sabit 70, zaten budur. 77. mektupta o insanlar arasında kendi kendisinde bulunur diye. O artar eksiliyor. Aynen. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi ben taşımıyorum. Yani ben de gece gündüz ibadette şah varsam, o nasıl imam olsaysam bakamıyorum güneş gibi diyorlardı. Ziyasından. Yani bilmiyorum, o derece yani. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in o nurunla aziyeti, nurlandık sözü de zaten oradan geliyor ya. Aziyeti, aşikar belli olması. Olayı en üst safhasıydı. Ben onun müşaveresi, yani onun konuşmasına bile girme hacet görmüyorum. Ben belki bir nebze İsa aleyhisselam biraz taşır. Geldiği zaman, Nur-u Muhammediye geçtiği zaman. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi taşıyamaz. Ama onunkilerin taşıma durumunu söyleyemem. Taşır ama o belki onun kadar taşıyamaz, taşır ama. Onun gibi hiç kimse taşıyamaz. Tamam ama bir taşıma durumu olur sana gıyaben. Yani bana ya onların ölçüsünü söyleyemem. Ha, aynen şimdi öyle. Onun üstünlük ölçüsünü söylüyorum. Hiçbirisi taşıyamaz. Senden fazla ben taşır. Hiç. Ha, bak senden fazla taşır. Hazreti Muhammed evet. Sallallahu aleyhi ve sellem'den aşağı taşır evet, ama evet. Senden fazla taşır yani. O doğru. O garanti. O garanti. Aynen i̇şte öyle. Ben onların ölçüsünü söyleyemem diyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden üstün. Onun durumu farklı. Yani ben onu hiç kendimi kıyas edemem. Şeylerle de gerçek manada, yani sahte manada değil de benimki. Şimdi gerçek manada onlar da mesela içindeki bulundukları durumu zamanın onlara eden Allah-u Teala'nın tecellilerini yansıtmada taşımışlar. İsa aleyhisselam, evet, Musa evet, aleyhisselam, evet, evet. O şeyle. Ben yani pek öyle tam manasıyla yoğrulmuyorum. Ha benim yoğrulma şeyim azmimde var. Öbür şeylerde yok. Anladım, anladım, anladım. O aziyeti taşımada olmasa da bu dini hakikate aşağı yapmada, kendimi ortaya koymada en ufak bir tereddüdüm olmadı benim. Ya zaten hepsinde vardı bu abi. Hepsinde vardı da ben onu kıyaslamıyorum. Anladım, ben, anladım. Benim kendimle alakalı. Tamam, kendimi tamam. Kendimi geri atmıyorum bu davada. Bu yön bende biraz daha fazla değil. Onlara ya, tamam. Göre demiyorum. Onlara göre değil onlara ama. Onlara göre demiyorum. Benim diğer yönlerime göre bu yön daha önde diyorsun bende. Ben tamam, aziyet anladım. Manasında. Onlara göre değil de bende olan duruma göre diyorsun. Ben de aziyetimi biliyorum. O aziyeti unutma babamda. Gevşekliğe vuruyorum kendimi yani. Ben anladım, anladım. Almıyorum kendi üstlerime. Konuyu sen bitirdiysen ben aynı konunun başlangıcına değineceğim. Bitmedi.
Mahmut Efendi şimdi dedi çok heyecanlı. Tarikat ehli böyle şeyleri sever. Bunlar hakikat. Bunlar o bizim yeni Mahmut Efendi'nin şeyi yeni esas buymuş Nakşi'nin şeyi. Yani olması gereken normalde bu ama bunun bu o yüzden gelmedi oraya. Aslında yani oraya saç taramaya geldi dedim ya. İsa Aleyhisselam Mehdi'ye iktidar ettiğinde uymuş olmayacak. Aynaya bakmak gibi, kendini düzeltmek gibi Muhammed'in nübüvveti ne yapacak? Kazanacak. Ama ona uymak değil, iktidar etmek kabiliyeti değil. Aynaya bakmak gibi ya. Çünkü üstünün altına uyma gibi bir şeyi yok. Onun sebebi abi ha, işte yani Mahmut Efendi benim de Mahmut Efendi'ye oraya gidip de Mahmut Efendi'ye orada ben bilmiyorum ki iktidar etmem aynaya bakmak gibi. Şey gibi İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uyduyor ya mesela. İşte Hazreti yani Muhammed o üstünlüğü şey yapmaz. Yani onun bulunduğu merhaleyi basamak yap. Daha üst seviyeye çıkmak için. Oraya basamak geliyor. Yaptığı zaten üsteyim ben anlamıyorsun. Hayır senin için demiyorum. O başka onun öyle. Tamam o başka. İsa Aleyhisselam'ın durumu da öyle. Aynaya bak kendini düzeltmek gibi yani. Bilmiyorsun ya hatırlamak gibi. Ben şimdi gittim dediler böyle diz dize anlamla diyeceksiniz işte teveccüh edecek. İyi dedim girdim. Oturdum. Tek Mahmut Efendi var orada. Diz dize değdirdim. Mahmut Efendi karşımda. Anlamla değdirdim. Ben bekliyorum bir şey olsun. Bekle. Bir şey oldu yok. Oluyor da bana olmuyor. Bak orada sonradan anlatılıyor. Ben şimdi kalp ruh harekete geçiyor bende. Hani bir şey olması lazım. Ruh otomatikman faaliyete çıkıyor. Kalp letaif çalışmaya başlıyor bende, tamam mı? Allah. Bende letaif çalışmaya başlıyor. Şimdi bunu ilk defa sana söylüyorum. Benim letaif full. Kalp ruh sığır, hafi. Tam işte Mahmut Efendi de letaifler karışıyor dedi o. Ben de letaifler çalışıyor ama ben bilmiyorum neyin olduğunu. Hı-hı. Şimdi söyleyebiliyorum. Şimdi bende full fethi çalışıyor. Heyecan at safhada. Yani gerçekten mübarek bir zatım. Karşısında orada oturmuşuz. Ben kendimi bilmiyorum. Ben şimdi bekliyorum ki bir şey olsun. Bekle. Allah bir şey oluyor yok. Yani çeksem diyorum acaba ayıp olur mu falan filan. Yani böyle bir saygısızlık yapmak da istemiyorum. Böyle zaman geçti çek bir şey olmuyor. Ha dedim olmuş gibi ben çekeyim kendimi. Tamam. Ben Mahmut Efendi ne diyecekti? Anlattım bir daha anlatayım. Yani. Tamam. Şimdi ben kendimi kendim olmuş gibi yani bir şey olacağı yok yani. Aynen öyle. Ama ben o arada, de o zaman da düşündüm. O arada sonradan anlatıyordur hocam. Ben şey olmadım yani bir şey olmadı ama olmuş gibi çektim. Bu sefer Mahmut Efendi ensemden çekti. Tamam mı? Tekrar şey yaptı. Tamam dedim ya bu adam böyle çektiyse billahi hani bir o şey zaman vardır. Bırakırsa dedim. Yani, ben de o zaman bırakırım. Ben de o zaman bırakacağım dedim. Çünkü ayıp olacak yani. Aynen şey, öyle. Olmuş yani tamam. O oldu dediğine kadar bırakmayacağım. Ben bekliyorum şimdi. Gevşedim ama bu sefer. Tam gevşedim. Gevşediğim için çok anından böyle kalbime. Ama demek ki ondan önce benden ona şey yaptı. Bastı. Dedi ki ben Zır Hoca oradan alıyordum şeyleri. Zır Hoca'dan alıyordum. Dedi ki adam gelmiş dedi. İşte adam dedi, adam kendini bilmiyor. Adam Mürşid-i Kamil diyor. Efendi hesaplı diyor, Efendi Hazretleri diyor. Ona teveccüh. Halbuki diyor, gelmiş diyor. Mahmut Efendi'ye teveccüh ediyor. Bunu söyleyenler, duyanlar söylesin Çukurbostan Camii'de. Bilmeyenler, bilenlere aktarsın. Bilenler bu, bilmeyenlere aktarsın. Bu, bilenler işte. Bilenler bilmeyenlere aktarsın. Bu, bunları söyleyen Mahmut Efendi'nin kürsüden anlattığı genç hocanın sözleridir bunlar. Oradan Hızır Hoca da yeniydi değil mi? He? Hızır Hoca da yeniydi. Hızır Hoca damadıydı. Ha damadıydı. He dedim işte takdir ettiğim Saadettin bir Saadettin Usta Osmanoğlu'nun bundan haberi vardır ama. Bir takdir ettiğim bir şey. Bir şekilde öğrenir olmasa da öğrenir bir şekilde. Takdir ettiğim bir şey var. Takdir ettiğim bir hoca var İsmail Ağa'da Hızır Hoca. O yeni bir çıktığı ruhları için, ervahları için ruhuna Fatiha diyor ya arada. O zaman yeni çıkmaya başladı. Bu dedi bitat dedi yani. İyi gözüküyor. Bitat dedi yani. Yeni çıkmaya başladı. O zaman karşı geldi. Onlar El-Fatiha diyor. Ben amin diyorum kalkıyor. Şimdi vallahi öyle yapıyorum ben. Bu teveccühden sonra cumartesi. Hangi birini anlatayım cumartesi yani? Cumartesi akşamları sohbeti oluyordu şeyin. Hızır Hoca'nın. Hep
oradan alıyorum ben şeyi. Perde arkasından mürşidini yetiştiren mürşitler. Yani mürit gibi gözük de gösterip görünüp de mürşidine mürşitlik yapan şeyler varmış. Hesap desem de sus. Anladım anladım. Çıkma ortaya. El altından sana onu söylüyor yani. Yani benim yaşadıklarımı ona aktarmam, perde arkasında ruh haliyle hakikatleri aktarma olayını perde işte mürşidini yetiştiren müritler davasına getiriyor. Ulan ben tam manasıyla bilmiyorum. El müvet bir zatım ben. Bilmiyorum. Tek yanlışım bilmemek. Abi şimdi asli bir konuya gelelim bitirdiysen. Bununla alakalı bir şeyi sadece söyleyecektim timden. Yarım kaldı. Bu İsmail Han'ın sevdiği olaylardan. Hem diyeceğim bu kemalatı işte beni kabul etsinler falan olsaydı ben orada kalırdım. Anladım. Orada kalırdım. Benim derdim her zaman için yani benim yapımda yok bir kere böyle esnemek gibi bir şey, doğrunun karşısında esnemek, doğruyu esnetmek gibi bir şey yok bende. Anladım abi. Doğruya uymak, doğrunun etrafında olmak yani. Doğruyu esnetme çalışması bende göremezsin. Ama sarılmak var. Ben ona sarılırım. Acayip hem de. İşte o da hep doğru. O doğrulara da kazık görmüş herhalde. Böyle sağa doğru, sola doğru. Hep doğru, hep doğru. Falan dedi. Mutlaka bir yanlış yapacak. Bu kadar doğruların yanında, bu kadar kazığın yanında ben eğilemem dedi ya. Şey diyeceğim abi şimdi. Anladım. İlk çıktığımda dedi benimle alakalı söyleniyordu herhalde Cübbeli'ye. Mutlaka dedi yanlış yapar. Ama gerçek doğru ama normalde yapar bir insan. Mehdi değilse yapar. Mehdi değilse yapar. Bir tek yani, Mehdi izini takip edecek adaya düşmeyecek. Bunu hangi yiğit girip de şu meseleden mesela ruh diye onlar şimdi bütün ehli velayet, ehli tarik onu kutsadı oraya şimdi. Bu sözlerini kutsadı. Yani nefsiyle bir an bile beraber olan şey şeye oraya geliyor. Şimdi ya, konu o. Veriyor. Konu o. Şimdi bak oraya geleceğim. Şimdi, ondan önce bir şey açıklamamız lazım. Ben onu değil. Sizin yaptığınız gibi bu rabıtayı öyle değil. Allahu Teala'nın nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir dediği zata bile yapmak caiz değil diyorum ben. Sizin yaptığınız rabıta caiz değil, doğru. Bırak. Bak, aynen öyle. Nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir. Niye? O zat benim lan. Benim. Öyle. Ben ölmeden evvel ölelim kardeşim. Öyle. Allahu Teala'nın lütfettiğim, Allahu Teala'nın tayin ettiğim, Resulullah'ın bildirdiği benim. İstediğin kadar kabul et, istediğin kadar etme. İstediğin kabul beyanında reddedeceğin bir sürü şey koyduk. Et bakalım, sıkı mı dübürün cübbeli? Aynen öyle. Dübürün sıkı mı cübbeli? Et. Zaman Allah'tır. Hadi et. Hadis-i kutsi koyduk, ayet koyduk. Et. Aynen öyle. Eşarine danış, imamına danış. Ama onlar senin imamın, Allahu Teala'nın tayin ettiği imam değil yavrum. Öyle. Şey söyleyeceğim abi şimdi. Allah Allah. Velayet Erbabı'nın durumu ile ilgili önce şunu bir açıkça konuşturalım da. Şimdi Velayet Erbabı nefsini yok sayar. Her ne kadar nefsini yok saysa da buluğ çağına erdiği andan öleceği ana kadar full 24 saat sadece ruh halinde yaşamaz bu adamlar. Mutlak manada günün en az dörtte birinde, en az oda. Ya, hani hanımıyla yatar. Abi bak yatar, yok bir şey söyleyeceğim. Yemek en yer. Cüzdesini söylüyorum. Bu en cüzdesi aslında en cüzdi değil de tam tersi. Yani en fazla dörtte biri kadar ruhla hareket halinde olur. Geri kalan dörtte üçünde cesette o uyanıklık halinde olur. Tamam mı? Ama şu var. En bak yani buluğ çağına erdiği andan öleceği ana kadar bütün velayet erbabı zıllı da asla fark etmiyor. Bütün hepsi, tamam mı? Şunu söyleyeceğim. Buluğ çağına erdiği andan öleceği ana kadar en asgarisi, en aşağı 24 saatin dörtte biri kadar nefisle, yani ruh galip olmaz cesette, nefisle normal yaşantıda bulunur. Şimdi Cübbeli'nin söylediği söze göre
İşte bir an bile nefsiyle beraber olana rabıta yapan helak olur dediği söze göre Cübbeli'nin bir kere ne insanoğlundan sadece meleklerden mürşidi kamil kabul etmesi lazım. Caiziye dedim ya, bak caiziye dedim ya, onun devamını getirmedim. Yani kestim. Yani onların rabıta, ben nefsini temize erdiren, temizleyen kurtulmuştur ayetinin muhatabı olan olarak sizin yaptığınız gibi caiz değildir diyor mu ya? Evet. Biz bir insana nübüvvet verelim de Allah'ı bırakıp da bana kul olun demesi düşünülemez. Çünkü onların zikrinde, fikrinde bu sapıklık var. Temelindeki rabıta da buna sevk var zaten. Temelinde. Rabıta temelde, temelde. Bak, rabıtadaki anlayış, bak ne dedim ben, bir sözüm var orada yazdık. Din şey, nasihat de bakış açısıyla geçmeyen nur rabıtayla geçmez. Heh, aynen. Elde edilmeyen nur geçmez. Aha. Bakış açısı. Aynen sen öyle. Sen şimdi bu dindeki bu bakış açısını almazsan, bu bakış açısıyla anlamazsan, kavramazsan olayları, bir kere bakış açısına bak. Resulullah böyle demiş, aklın yetmediği için ona bir şey kulp mu takmışsın? Benim bakış açımım bak, Resulullah doğru söylemiştir. O yalan söylemez. Aynen öyle. Şey... Senin zaman Allah'tır demiş. Zaman Allah'sa demişse ben ömrümü, bak şimdi tefekkürlü olan bir şey değil. Ömrümü verdim, çocukluğumda biliyorum bu hadisi. De ki medese mi gördüm? Yok ya, görmedim. Bir şey görmedim. Ama biliyorum bu hadisi. İlahi bu hadis nasıl önüme geçiyor? Vehhabiye nasihat. İmam-ı Gazali. Bir şekilde bunlar bende şeyleri vardı. Kitapları, babamın kitapları dedim ya. Hı hı. Yani nerede kaldık? Vahabiye nasihat. Yani konu neydi? Tamam işte, çocukluktan zaman Allah'tır hadisiyle ilgili. O zamandan bu zamana, kadar tefekkür etmişim. Zaman nelere kadir diyeceğim. Acaba diyorum küfre girer miyim? Ama hiçbir zaman için diyemiyorum, acaba küfre girer miyim falan filan diye. Zamana bırakalım diyorum. Bir şey oluyor, zamana bırakalım. Yani küfür olur normalde. Zamana bırakalım. Zaman Allah olmasa. Aynen öyle. O halleder. Zamanla yaralarımı düzelir, yanlışlarımı düzelir. İşte şu olur bu olur. Zamanla. Her şey zaman. Ulan Allah-u Teala'nın kadir sıfatı zamanda. Onu anlıyorsun. Zamanla anlıyorsun. Kudret sıfatını zamanla sıfatların anlıyorsun. Hepsini. Hepsiyle bir. Onun için Allah-u Teala o sıfat dememiş şey. Aynen öyle. Zaman Allah'tır demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kadar da ayetlerle de açıkladık. Dübürün sıkıysa gel. Ama açıkla bir şey. Şimdi şey yönünü anlatalım da abi. Tek bu değil yani. Bir sürü daha bir mevzu var da. Asıl rabıta durumunu bir ele alalım tekrar. Onu bir konuşalım da. İşte bu nasihatle anlayış bakış açısıyla geçmeyen nur. Hani bende edilmeyen, aktarılmayan, çekilmeyen nur. Rabıtayla, bu tür rabıtayla. Abi şimdi ben de edilmez. Bu rabıtadan da, yani ben bunlara caiz desem o ayetin muhatabı olurum. Öyle zaten. Sakata gelirim. Öyle zaten. Bak, biz nübüvvet verelim de Allah'a bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Şimdi orada çünkü onlar yaptığı, belli bir payeye koyduruyorlar şeyi. Onları paye değil, Allah deyip tefekkürsüz o işte potresini koyuyorlar. Öyle zaten abi. Yok, Adıyamancılar da öyle, öyle değil mi? Adıyamancılar da öyle. Öyle öyle. Ama onu değiştirdiler onları. Benim söylemlerimi dinliyorlar herhalde. Bizde öyle yok diyor bizim çaycı Arif. Allah Allah. Bizde öyle yok diyor. Sen şimdi onu getireceğim. Diye... Bak diyeceğim bu adama böyle demişler. Aynen öyle. Bizim oradakilerde vardı neyse. Hepsinde neyse. Var. Şimdi bunlar bir şeyleri hani çerçeveye sokmak istiyorlar, tamam mı? Bizim doğruluklarımızı kendilerine uydurmak istiyorlar. Halbuki kendi doğrularından sıyrılmadıkça bizim doğrulara gelemezler. Şunu söyleyeyim de abi, oradaki rabıta nasıl biliyor musun? Diyor ki gözünü kapat diyor. Şeyhi diyor bir koltukta düşün. Allah'tan ona nur geliyor, ondan da sana geliyor. Bunu düşün diyor. Şimdi belli yani her namazın sonunda genelde zikir ederken değil. Her namazın arkasında böyle bir rabıta yapın diyor. 5 dakika, 10 dakika. Başka. Şimdi ama bu şu var abi. Sen zikiri de tefekkürsüz yaptırırsan bu yerleşince ne olur? Sen ondan sonra Allah derken onu ilah kabul edersin. Zikir yaparken. Sen tefekkür yaparken Allah zikrederken Mahmut Efendi düşünüyorlar.
ama nasıl düşünüyorlar? Onun arka planı bu işte. İşte. Sen rabıtada tefekkürsüz, zikri de tefekkürsüz yaparsan, rabıtada da senin sürekli hafsalanda Mahmut Efendi'nin olursa, Gavs'ın olursa, tefekkürsüz zikirde de oraya Allah'a yerine onu koyarsın. İstersen bir şeyleri ortaya koyalım. Dur şimdi ondan önce önemli bir kısım var abi. Feyz olayını. Şimdi oraları bir geçelim abi. Tamam. Onlar ehemmiyetsiz konular. Bu çok önemli. Tamam. Şimdi sahabenin durumu. Yok, onlara örnek olması için. Abi, yok oraları bir abi sonraki konular. Onlar alt tabakada ya. Ya abi o sonraki konular ama bu çok önemli bir konu. Bu konunun bir tamamını açıklayalım ki. Açıklayalım. Bunlar kaçacak bir yer kalmasın bunlara yani, anlatabildim mi? Şimdi Hazreti Ebubekir aleyhisselam geliyor, diyor ki ya Resulallah, tuvalette bile aklıma geliyorsun. Rabıta bağ demektir. Şimdi biz dedik ya, sizin rabıtayı kabul etmiyoruz. Bunların rabıtasında bir sınır çizilmiş. Şeyhi bir yere oturtuyorsun. O şeyh Allah'tan nur geliyor, o nur da sana geliyor. Şimdi böyle bir rabıta yok normalde. Rabıta bağ demek. Benim hayatımda bir kere gördüğüm, bir kere dokunduğum şeyle bile benim bağım var. Hani şimdi o şey benim kalbimden ne kadar yer ettiyse aklıma o kadar çok gelir. O durumlar. Aklına gelmez değil, ruhla alakalı. Sen i̇şte, şimdi benimle konuşurken sen hiç düşünmesen de annenle rabıtan, kardeşlerine rabıtan. Hepsiyle var, hepsiyle var, var, köydeki, var. Köydeki arazinle, köydeki akrabalarınla. Hepsiyle, hepsiyle, orada hepsiyle. Orada bilmem ne, şuradaki dudağı ağacıyla, bilmem neredeki armut ağacıyla. Aynen öyle. Hep bağım var, hep bir yerde. Ama onlar fazla yer etmiyor. Sen en fazla niyetin, iştigalin neyse, mesela şimdi, bir insan ahiret namına, Allah-u Teala'nın dini namına fazlaca iştigal ederse, onu açıklayacak kişilere sen diyorsun ki, onu anlatırken ki alakası yok. Bu bakış açısı. Bakış açısı. Zaten bakış açısı temelinde. Şimdi, temelinde bakış açısı. Sohbetler de aklına gelebilir, o da gelebilir, ben de gelebilirim ama şimdi bakış açısı anlatımlarda nedir mesela, ne şey yapıyoruz? Bakış açısı ne diyorum ben mesela? Onlar diyorum bir kere baştan yenilmişler. Ben zaman mefhumunu ne diye düşündüm? Ne diye abi? Ben şimdi rabıta Resulullah, konusundan... Tamam, aynı şekilde rabıta. Resulullah'ın doğruluğu hakkında rabıta. He. Ben çözemedim. Ama abi konuyu bir ay, tamam, toparlayalım. Aynı yerde bu, kalsın. Aynı. Sen tamam, unutma. Şimdi Resulullah'ın doğruluğu konusunda onlar baştan yenik. Güven yok bir kere. Onların rabıtası güven olarak değil. Öyle ben zaten. Ben Resulullah doğru söylemişim dedim. Hani çözemedim ama bu kemalata sahip olduktan sonra ilahi tutup hepsini nasıl olacak derdim. Yani ben Mehdi olduğumu biliyordum. Allah-u Teala'nın lütfettiği kişi olduğumu biliyorum ama ya ben de bir şey bilmiyorum sen de diyorum. Ulan çık çifte çok tokatladım. Çıktıkça tokatladım. Bunları söyleyemedikçe ben söyledim. Hadisleri olsun, ayetleri olsun, bitatleri, sapık itikatleri, bunların izahelerini, hak ki olanları söyledim. Söyledik. Şimdi söylüyoruz beraber. Abi şu konuyu tam bir tamam, anlatalım. Devam et. Dağılmadan. Devam et. Arkasından başka yere gidelim. He, tamam. Şimdi şunu demeye çalıştım. Benim sana o anlattığım şöyleydi. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cennette veya cehennemle ilgili bir konuyu sahabeye anlattı. Anlatırken eminlik vasfı var ya onda. Evet. Sahabe bunu dinlerken o eminlik vasfıyla anlatış uslubu yerleşiyor ya. O uslup şekli, o anlatış şekli aklına geliyor ama her zaman bu böyle değil. Çoğunlukla anlattıkları akla geliyor. Anlattıkları. Çoğunlukla anlatış şekli değil, anlattıkları o akla geliyor. Anlattığı kalbine hakikatler akla geliyor. Niye? Dert, niyet, kurtuluş. Kurtuluş olduğu için, anlatılanlar da kurtuluş yolu olduğu için akla en çok o geliyor. Belli bir yerden sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh tuvalette bile aklına sürekli gelmeye başlayınca rahatsız oluyor. Geliyor diyor ki ya Resulallah, tuvalette bile aklına geliyorsun. Ama buna benzer. Şimdi Allah'a asıl rabıta bu. Başka bir sahabeden de şimdi sen bir aklıma gelmiyorsun. İşte orada da anlatış uslubu var, akla gelen. Anladın mı ilk başta? Şimdi aklıma gelmiyorsun ya. İlk başta yoğunlukla değil de böyle bir kısmı anlatış uslubu, belli bir yerden sonra anlattığı hakikatler gelmeye başlayınca uslup gidiyor. Şimdi diyor Allah'a çok seviyorum ki tamam, sen aklıma gelmiyorsun. İşte onu demeye çalışıyorum abi. İlk başta ne oluyor? Anlatış uslubu aklına geliyor, tamam mı? O tavırlar. Belli bir yerden sonra tavırlar değil, anlattığı hakikatler geliyor. O hakikatlerle Allah'a ulaşınca diyor ki artık diyor sen aklıma gelmiyorsun. Yani işte o zaman ne olmuş oluyor? Görevini yapmış oluyor. Şimdi devam et. Ya demek istediğimiz şu. Şimdi sizin yaptığınız rabıta bir kere bizim kabul edebileceğimiz bir durum değil. Özellikle Mehdi'nin kabul etme ihtimali yok bu rabıtayı. Benim şimdi hakikat olsa Mehdi kim?
dinin kabul edeceği bir şey. Aynen öyle, o da var. Doğru, İslam'ın, doğru. İslam'da olmayan bir şey. Kur'an-ı Kadim'in ayetlerle şey yaptık. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatında olmayan bir durum. Nefse itibar, ruhla itibar değil. Yani kaldı ki dünyada ruh kendini nefs sanmıştır. Orada bir mercimek büyüklükte bunu bizim açıkladığımız şeyleri tersine acayip bir açıklamalar getirdi. Mercimek büyüklüğünde dolayısıyla falan ruh da hissediyor falan diye. Hepsini unutun. Şüpheli aklınıza ziyan bir adam. Adam ne aklınıza dedi? Aklınıza ziyan bir adam benim ruhla cesetle alakalı videolarımda anlattığım gibi bir daha anlatıyorum. Cübbeli'nin dediği gibi değil. Cübbeli bu dinin kahpesi olduğundan uydurup söyleyen bir adam. Çekirdek varmış. İşte o ruhla itibatı varmış. Azap ona olunca ruh da alıyormuş. Kardeşim, dünyada ruh bedende gizli. İnsanlar aynen, bundan gafil. Aynen. Beden ruha galip. Öldükten sonra da hani ruh kendini beden sanıyor dünyada. Öldükten sonra da ruh galip olacağından beden kendini ruh sanedecek. Beden hidal bütünleşme dünyada bu ülfet olduğundan devam ediyor ama bu sefer beden kendini ruh addedecek. Onun için cennette yiyip sıçmıyoruz. Hani tabiri caizse. Bunların anlayacağı tabirle. Yani, bunlar başka türlü anlamaz çünkü. Lezzetleri alıyoruz. Ruh. Direkt daha fazla alıyoruz. Ayetlerde nasıl diyor? Yarabbi bu meyvelerin bir nüshasını da dünyada yerdik. Ama yani tuvalete gitmiyoruz. Ter olarak, güzel koku olarak atıyoruz. Ve biz nefes olarak Allah'a zikredeceğiz. Orada ihtiyaç bunu olarak. Bunu bilmezler. Nefes olarak biz orada zikrediyoruz. Oradaki tek ibadetimiz nefesimiz zikir hani olacak. Cübbeli diyor ya, bunu hiçbir kitapta bulamazsın. İşte bu Cübbeli, bunu hiçbir kitapta bulamazsın. O zikir bulabilir bir yerlerde. Yok, bulamaz. Bu yani, kısmı bulamaz. Orada nefesimiz zikir olacak. Zikir olayını bulamaz. O bulabilir. Onda bir şey yok. İlla bir yerlerde bir alim falan söylemiştir. Yani, ya abi bir şey demeseydim belki bulurdu, buldum derdi. Yakaladık. Yok öyle, yakalıyoruz onu. Yok onun için demiyorum. Onu hikaye ederse şimdi, bizden aldığını, başkalarına satmaya çalıştığını biz ayan beyan görüyoruz yani. Onun bizi taklit etme durumunda, bizden aldığı yanlışları hani işte Allah'a sever gibi sever değil. Bitir de önemli bir konu daha var, onu da söyleyeyim. Önemli şey yapıyoruz. Bitir. Konum neydi? Mesela sen bitiriyorsun, konum dağılıyor böyle. Şeyi anlatıyordun işte ya. Vallahi ben de unuttum. Ben anlatacağıma odaklandım da. Benim unutturma ki. Ben şey yapmayayım, yarım kalmayayım. Şey diyor Cübbeli, diyor ki ruhla ilgili diyor ben sohbet verecektim diyor. Bu hafta olmadı diyor, haftaya diyor. Şunu tamamlayayım. Şimdi ayette Allah diyor ki, bak iki şey anlatacağım. Birincisi ayet, ikincisi Yahudilerin durumu. Ayette Allah diyor ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Yahudiler soru soruyorlar ruhla ilgili. Ondan sonra Yahudiler bile ruh hakkında az bir bilgi sahibi. Ondan sonra bunu da biliyorlar, az bilgi sahibi olduğunu. Allah Resulüne soruyorlar. Çok şey biliyor mu diye sınıyorlar. Allah Resulü de ondan sonra vahyin arkasından ayette Allah diyor ki size ruh hakkında az bilim verilmiştir. Ruh Allah'ın emrindedir. Cübbeli de diyor ki ben diyor Yahudilerden de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den de daha fazla diyor ruh hakkında bilgi sahibiyim. Ben diyor sohbetini yapacağım. Şimdi yani boşuna demedik tarihin gördüğü en büyük münafık bunlar diye. Şimdi. Biz hakikatleri açıklayalım da ruhla ceset ilişkisini iyi anlamak lazım. Ahirette başa hani nimetler ve azaplar konusunda hani nasıl ölüp diriliyoruz mesela. Hani ceset intihar eden bir daha parçalanacak. Bir daha tekrar yerine gelecek. Çünkü ruh haliyle aynı şeyi hissedeceksin. Çok kolay. Al bir yaratılışta ayet var ya, biz bir daha bir yaratılış yarattıktan sonra daha kolay yaratırız. Tamam. Yani insanların aklına hitap ediyor. Yoksa Allah-u Teala için böyle bir izah gerekmez. Bunların bildiği iki şeyi de anlatayım abi. Onun bu konuyu için, anlayabilmeleri için. Ruhla alakalı meyvelerin bir nüshasını da dünyada yerdik derken mesela
sen o şeyde kopakadın, zikir edeceğiz dedik ya. Evet. Orada kaptın beni, sildin yani. Bütün tamam, tamam. Geleceği sildin. Şimdi ruh direkt alacak. Hani eza, cefa, nimet direkt ruh vasıtası olduğu için nimet, hani lezzetler ve elemler üst derecede cesetle duyacak. Yani dünyada duyduğundan daha fazla. Yani elemi de nimeti de yani. Anladım. O azabı da ama orada nimetleri de. İşte ruh esas dünyada ruh beden vasıtasıyla alıyordu gıdaları. Evet. Mesela evladına sarılıyorsun. Normalde ete sarılıyorsun. Niye? Orada bir şefkat, merhamet. Aynen öyle. Orada mesela bu tabiri yolda. Evladına sarılıyorsun. Orada bir ruhun doyum olayı var böyle. Evladına sarılıyorsun mesela. Merhamet duygusu şey bazı şeyler, duygular görünmese de hisle alınıyor. İşte ama ceset vasıtasıyla. Aynen öyle. Bize birisi öldüğünde, yakınımız öldüğünde bizi ağlatan ne ya? Öyle. He? İşte bu ruh. O görmeyle, bilmem neyle, o duyularla alıyorsun onu. O etki ediyor. İşte mahşerde de durum tersi olacak. Ceset ruhun şimdi, içinde kaybolma durumu var. Bu rabıta olayını, rabıta olayını inkar ettiğimiz anlamına gelmiyor bu bak. Zaten inkar etsek hakikatini anlatmayız. Bak şimdi. Bunların rabıta, velayet yolundaki rabıta manada, değil. Gerçek manada rabıta. Bağ. Gerçek manada rabıta zikirden daha fazla etkilidir. Çünkü din nasihattır. Çünkü mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir günde geliyor. İşte güven rabıtası var mesela. Geliyor Müslüman oluyor. Artık düşünüyor, biliyor onu, ölçüyor, biçiyor. Diyor, Müslüman oluyor. Müslüman olduğu gibi ne oluyor? Gerekli olanları soruyor, alıyor, uyguluyor. Hiçbir şey, bir ibadet yapamadan savaşa gidiyor. Şey olayı. Meleklerin elinde yıkanıyor diyor. Yani o ruven. Hanzala mıydı o? Ölüyor işte, fark etmez. Şehit oluyor. Sahabenin biri soruyor ya savaş meydanında. Ya Resulallah diyor, önce iman mı edeyim savaşayım mı? Allah Resulü diyor ki önce iman et öyle savaş. Yoksa diyor önce savaşayım sonra mı iman edeyim? Yani beyan etme. İman etme değil. İman etme zaten de beyanı. Beyanı. Şahitliğini istiyor. İşte onun şahitliği gibi benim şahitliğimi talep etme hususu olmalılar lazım bu şeyin. Öyle. Bak bir güzel söylüyorsun bak. Aynen o öyle. İmanlarını. Oradaki o zamandaki imam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. İmam oydu. Aynen onun öyle. Şahitliği geçerli olması için hani önce iman et ondan sonra git savaş diyor. Aynen. Yoksa onun bilmiyor muydu iman ettiğini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şahit olamazdı. O soru soran zaten iman etmiş. İşte. Bu iman etmeye niye sordun o soruyu? Ama işte onun şahitlik durumu var orada. Onun için benim kurtuluş safhasına geçmek istiyorsan ben cübbeliyim, ben kubbeliyim, ben şöyleyim, ben şeyhim, ben Gavs-ı Ekber'im, ben Seyda'yım. Bunun hiç büyüklüğü yok. Öyle. Bu hakikat. Ya Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh Mehdi'yi aramış ya. Bu hakikat değilse benim ortaya koyduklarım yalansa gelin siz beni öldürmezseniz Adi oğlu Adilerin katmerli adi oğlu adilersiniz yani. Yani çünkü fitne yayan bir insan olmuş oluyorum ben. Abi zaten bu benim için reva bir ölüm olur. Anladım. Ama tabii öldürmeden önce bakacaksın. O sağ yanağında inci yanlarınız gibi işarete. Ortaya koyulanlara bakacaksın. Aynen öyle. Diyorum ne diyorum? Nübüvvet kemalatının usulü beşarete gelince o ancak bir noktaya ifade edilebilir. Mektubat-ı Rabbani'de geçen ibareden noktadan maksadı diyorum. Sizin Gavs-ül Ekber'iniz, Seyda'nız, Şeyh-ül Ekber'iniz, Kutbul'unuz, Müceddid'iniz açıklayamamış. Öyle. Ama bu aciz Bayrampaşa'da otururken, yaslanırken koltuğu açıklıyor bak. Bak veriyor koltuğa yaslanırken. Bak açıklıyor. Sizin de açıklayamadığınız hadisleri de açıklıyor. Yaslanırken, yatarken açıklıyor. Neden açıklıyor? İlahi lütuf. Bu kemalata haiz olduğu için açık. Aynen öyle. 300 bin bu kemalata sahip olmak gibi bir durum var mı? 301. mektup. Kur'an-ı Kerim'de var ama işaret edilenleri söylüyorum sizlere. Aha. 301. mektup Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden bir zatın veraset bir tabayiyet yoluyla nübüvvet kemallerini kazanması, sahip olması onun
son üstün kılınmış yok yok şey diye geçiyor. Nebilerin hatem olmasını lekelemez. Onların anlayacağı tabirle tamam. Orada peygamber diye geçiyor. Peygamber lafzı yok. Yok yok bunlar Türkçe öyle çevirmişler. Merhaba yavrum Hüseyin Çevik. Peygamber diye yok. Peygamber aslı, lafzı yok. Son... Arapçasını söylüyorum ben. Ya, tamam. Nebilerin mührü olmasını lekelemez. Onu şöyle çevirelim. Son üstün kılınmış nebi ve resul olmasını lekelemez. Aynen öyle. Yani ona kitap izah edilmiş. Yani şeriat verilmiş. Ullazim nebi olmasını lekelemez. Ve sen bunu çok güzel devamı var. Bunu iyi anlamalılar oğlum bunu iyi anla diyor. İyi o anlamalılar o mallar diyor. O malları kısmını söylemiyordum ya. Ben söyleyeceğim. Tamam tamam. Devam et. Ya böyle konu de bir şey almasın. Demiyor desinler diye. Tamam deminki yerden devam et konu dağılmasın. Şimdi sen de bunun sen yine atladın çok önemli bir şey yapacaksın. Çok atladın hemen atlıyorsun bak. Ben konuşurken atlama ama diyorum. Burası kalıyordu ben de o yüzden anlatıyorum. Kalsın ben konuşurken çok önemliydi diyorum. Çok önemliydi. Yemin edeyim mi sana? Gerek yok. Şimdi konu neydi abi? İşte buradan başka yere geçiyordun. Burası neresiydi abi? İşte buradan başka yere geçecektik de nereye geçecektin onu bilmiyorum. Burası neresiydi ben geçeyim oradan hadi. Ya işte 301. mektubu anlattın. 301. mektup Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden bir zaten böyle bir şey var. Anladın tamam. mı? Ondan sonra dedi bir delil ayet. Ondan sonra İbn-i Sayyid hadisiyle beraber ayet. Bunu inkarı mevzunda ayetleri koyuyordun sen. Şimdi işte orada o drift noktaya ayet koyuyordum sana. He he şey Duhan şey mi Furkan suresi 30. O değil o değil. Ali İmran suresi. O Mehdi inşa eden ayetler. İşte orada bir drift noktası var. Buna videoya yap diyecektim. Tekrar ha ha şey yapmıştım. Nebi Resul kavramları ile ilgili Ali İmran suresi 81. ayet. Söyle bakayım. Biz nebilere kitap ve hikmet verdik. Sonra yanınızda olanı tasdik eden yok, bir resul geldiğinde. Onlar zaten tamam. Onlar kabul. Onlar zaten var. Ha şey diyorsun Bakara suresi 253 Resul kendine Resul Rabbinden kendilerine indirildiyse iman etti. Müminlerin hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman ettiler. Ve biz Allah'ın Resullerin arasında ayrım yapmayız. O başka. Ben, o da mı başka? Başka bir, şey, başka bir ayet de vardı. Ayetle sen karşılık veriyordun. Çok önemliydi. Orada o karambola gitti. Çok aklımda oraya gelmek vardı. Allah Allah. İşte. Yeri gelince açıklıyordum. Daha önce aralarda açıklıyordum. Ayrı kendi haline böyle bir küfür durumuna düştüklerini söylüyordum sen. Ne? Ha, Resulleri inkar etme durumu mu? Her neyse. Yani bu Mehdi meselesinde abicim geçtik. Bu Mehdi meselesinde imana şahit olma durumu başka mezaya gitti. İmana şahit olma durumu, imanlarına şahit olma durumuna beni şahit koşacaklar. Nasıl? Nasıl? Açık beyanla. Bizim ortaya koyduğumuz hakikatleri de aynen Cevat Kakşit gelecek. Ben bunu kabul ettim diyecek. Açık beyan. Ben diyecek insanların imam diye tanıdığı Eşari'yi kabul ettiğinden bu konuda şu konuda yani falan filan bu ayrımcılık diye bir şey yok. Şu mezhep bu mezhep diye yok. Bütün mezhepleri birleştirecek deniyor zaten Mehdi için. Böyle bir mezhep davası yok. Ya zaten Hazreti Muhammed yani, sallallahu aleyhi ve sellem izini takip edecek tek davası kişi. Yok. Öyle. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadise bu kadar aptal mısınız? İmam Malik böyle bağlamış. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem duymuş, görmüş böyle başka İmam-ı Azam rivayetin böyle olduğunu görmüş. Böyle olduğunu gören var savunuk. Hepsi aynı bir ruh haline sahip olma durumuyla alakalı. Hepsi de gerçektir. Siz de o hale gelirseniz siz de o şekilde bağlayın. Bir öyle bağlayın, böyle bağlayın. Dört sünnete de girin anasını satayım. Öyle. Dört sünnete de sahip olun. O birilerini uğurlamak adına niye şey yapıyorsunuz? Abi eski alimler... Ben böyle dedim böyle oldu. Yok Resulullah böyle yaptı böyle olacak. Abi eski alimler... Bu tarih kârda olmuş. Bu küfre sokmamak için böyle demek lazım diyor. Yani Resulullah böyle buyurdu. Ayet böyle buyurdu deyip karşıdakini küfür altına bırakmamak lazım diyor. Biz hemen ayet hadis koyuyoruz ya. Hı. Hani küfre giriyorlar. Hani işte şeylerin imamların yorumlarıyla falan. Yorumuna ne harcet ya? Şimdiki anlayış, şimdiki değil de Abdülkadir Polat diyor ya, şimdiki ya anlayış çok değişik, gerçekten değişik. Şimdi alırsın, bir kitap o zaman da ulaşmak mümkün değildi.
bütün kaynaklara bir CD'ye bak konmuş. 7000 bilmem kaç bin tane hadis var. Meal var. Bir konu hakkında bütün şeyler çıkıyor. Aptal mısın oğlum? Aptal mısın? Hadis var ya, ahir zamanda kadınlar evde fetva verecek. Ya da aptal mısın derken bir de yani o kadar aptal mısın bundan bir şey çıkaramayacak halde. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ha ben de çözemedim ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kemalata sahip olduktan sonra dedim ya ömrüm yarım kaldı. Ömrüm boyunca ben çürüklüğümden biliyordum. Ömrüm boyunca bu zaman Allah'tır benim hakkımdaydı. Ama sonuç gelmiyordu. Ne zaman ki bu olaylara düşer olduk, kemalatı kazandıktan sonra hemen sonra bunu ben bayrak açıp da şey yapmadım, bu böyledir diye demedim. Bunlar irdeledi. İşte o cımgıştırdığı itikat olaylarını cımgıştırdıkları zaman mecburen hakikati ortaya koyma. Mesela senle biz şey yapmadan önce, 2 sene önce yazmışsın. Videom var burada, burası açıkken. Hı-hı. Söylemişim burası açıkken. Çık, burası Allah açık. Allah, videonu bilmiyorum da yazını biliyorum. Videom var, video var. Video da var. Aklını alırım demişim senin demişim Cübbeli'ye. Yazında da var, aklını alırım. Fazla ha, yazıyı seni, biliyorum, yazıyı biliyorum. Aklını alırım demişim. Burada da videom var, burası açıkken daha. Sonra bu kemalatla hemal olduktan sonra bu zamandan, beyaz zaman sonra işte bunlar çıkarmaya başladı. Ben nasıl olur nasıl olur dediklerinde işte bunlar yanlışları ortaya koydukça ben doğruları ortaya koydum. İzelelerini ortaya koydum. Ebu Bekir Sefil'i gördük mesela, hadis açıklayacağız diye çıktı şeye. Caner Teslaman'ın karşısına. Ne oldu? Millet onu şak şak diyor. Halbuki o da rezil oldu. Abi bizim halkın öyle bir sıkıntısı var. Yani hak hakikat ortaya konmuş mu diye bakmaz. Taraftar. Ben takım tutar gibi taraf tutarlar. Onun açıklayamadığını ben taassup. Ne oldu? CD koydu. Ben diyeceğim ki CD koydu. Bu benim her gün içtiğim bir şey değil. Tamam mı? Tamam. Aynen, ben bunu içeceğim. Klor. Senin de klorlu su içiyorsun, çeşme suyunu. Millet içiyor. Klorunu arttırdık. Tamam. Yok, çok fazla değil ya. Evet, yani bunun 15'ini koydum. Onların 2 katını koy sadece. Bak, bunun aslında bu CD'nin tamamını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dikilsin demiyor. Aynen öyle. Miktar da vermiyor. İlaç kabiliğinden süte katılabilir, bilmem neye katılabilir. İlaç kabiliğinden o eczanın, o bölgenin eczasını taşıyan, yiyeceklerin, içeceklerin eczasını taşıyan bir hap hükmünde. Abi onu, zaten... Onu bir şeye karıştırıp içsen bu yerine gelmiş oluyor. Abi belli başlı hastalıklarla ilgili bu zamanda bir araştırma tamam, yapıldı. Tamam, o konu da kabul, tamam. Şimdi ben de derdim ki al bak, devamlı içtiğiniz klorlu suya, ben demiyorum ki sırf klor, yine su ağırlıklı ama şu suyun onda biri klor. İç bakayım evladım, ben bu siliği içiyorum. Delikanlı mısın, bunu iç. Aynen öyle. Hadi, onda biri hadi. Aynen öyle. Suyun onda, yine onda biri, bak ortaya konan onda biri. İç bakayım, ben de bunu içeceğim, herkes şahit. Hemen ölmeyeceksin, merak etme diyeceğim, bunu içtiğimi göreceksin. Hadi sıkma. İçemez. Niye? Onu ezza kavminden, mesela sinek olayını, öbür kanada batının öyle, orada işaret ediyor, uyanın diyor, uyanın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Laboratuvar, korona olayında, daha öncesinden söyledik bunu. Hı-hı. Diyor ki, bir kanada düştüğünde alay ediyor, mal. Celal Aslan, bir kanada düştüğünde diyor, öbür kanada da batırın. Niye? Öbür kanada da panzehir olayı var. Ulan demek ki bir kanadına bir şey, mikrop geldiği zaman, adam hemen anında ona nihabeten bir sistem var, ona panzehir üretiyor. Onun karşılığı bir şey üretiyor. Ona bir, demek ki o kanadı böyle büyük bir şekilde tasarlamış olsan makine türünden, bir taraftan vermiş olsan koronayı, virüsünü, hemen sana üretecek. Yani düşün, bir dev bir makine yaptın. Dert öyle mi sence bunlar da? Dert bunlar da öyle mi sence? Ya, misal yani. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun anlatmak istediği mana o zamandakine işaret mi? Öyle. Bu zamandakine işaret mi? Bilemiyorsun işte. O çünkü el nüvvet bizzat, yani yerine göre o işte ilhamat. Yerine göre Allah-u Teala onu insanlara mesela her şeyle doğru kabul eden bir tane şey olduğunda ayağa sapıyor. Güven mevzusunda olmadı mı? Ne diyor? Allah bir koltuğa oturur, dört parmak taşar. Onu İmam Rabbani Hazretleri açıklamış ya. Yok, ben açıkladım onu. İmam Rabbani değil.
Ya, o tamam. Her türlü anlayışı. O sen ekledin ona, tamam. He. Onun açıklamasını ekledin. He. Dört parmakta bir şey var mesela. O ötelerin ötesinde, ötelerin ötesinde demiş. Ama ben de dedim. Bütün anlayış ve idrakın ötesinde. Her türlü anlam ve anlama ve idrakın ötesinde, ötelerin ötesinde, ötelerin ötesinde, ötelerin daha ötesinde. Dört defa. Zaten şimdi hadisin Allah aslında... Allah ortaya oturur. İşte nedir? Ben o hadisi şey diye okudum. Allah arşa istiva ettiğinde dört parmak taşar. Ben o öyle da aynı okudum. Şey. O aynı da yere aynı geliyor. Şey. Hatta böyle daha rahat anlaşılıyor. Her türlü Allahu Teala her türlü anlama işte acayip tasvir ediyor ya, Allah bir koltuğa oturur yani bir anlayışın içine oturur yani onu oturduğunu sanmayın, şöyle de öyle dendiği zaman ayetlerde hadislerde böyle bir, hemen bir şeye oturtmayın, kavramayın işte o hadis bazılarını işte böyle Allahu Teala o yansıtırken bazılarını da saptırmak için bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim herkes hidayet ersin diye bildirilmedi ki kardeşim. Abi. Bazılarını da aldı, saptırdı. Çoğunu saptırdı. Mesela Kur'an'dan başka hidayet rehberi arayan sapıtmıştır hadisi var. İşte ya anlamadın. Kur'an'dan başka hidayet rehberi derken Kur'an da bazıları için saptırıcı oldu diyorum ben sana. Öyle öyle. Ayetler hatta, var önünde. Hatta nebiler ve resullerin çoğu yani Allah-u Teala onların vasıtasıyla çoğunu dalalete düşürdü. Hak edenleri şimdi, diyelim. Benimle beraber hidayete mi eriyorlar bunlar? Ben mi yanlış söylüyorum? Bunlar mı hakikatte? Yok abi, bunlar hak ediyor. Benimle beraber bunlar dalalete düşüyorlar mı? Düşüyorlar. Düşüyorlar ama da. Düşüren ben miyim? Yok abi. Allah. Allah da bunların nefsinden diliyor, kaynaklanıyor. Diliyor, ha, bunlar diliyorlar. Diliyorlar. Hak ediyorlar. Veya yani. Zan ediyorlar. Aynen. Zanları yüksek. Ben hak zanla ediyorlar. Konuşmuyorum ki zanla ispatla. Hani kitabın ortasından diye dedi. Kitabın ortasından böyle konuştu Cübbeli. Aynen öyle. Kitabın ortasından bahsetmek istiyorsan her zaman için kelle koltukta hiçbir şey beklemeyen böyle ululamak derdi işte şu efendi, bu efendi, efendiler dini demişim. Yani bunlar İslam'ı yaşayan bir insan olmuşsa ben küfüre giriyorum. Efendiler dini diyorum ki o derece yani put edinmişler. Efendilerinin ortaya koyduğu din adına şeylere karşı gelmiş oluyorum. Cübbeli'nin söylemiyle Mevlid'e caiz. Mevlid ne? Şiir lan. Mevlid okursan adam dört parmak resmi var. Dokunlara okuyor Mevlid'i. Dört parmak hadisini açıklayalım mı şimdi? Aç. Şimdi müşriklerle ilgili bir ayet var. Ondan sonra onlara sorsan yedi kat semanın yani yedi kat göğün ve azim olan arşın Rabbi kimdir diye sorsam muhakkak Allah derler diyor. Şimdi o hadis işte bir koltuğa oturduğunda dört parmak taşar. Benim okuduğum hadiste de Allah arşa istiva ettiğinde dört parmak taşar. Yani arş yedi kat semayı da kapsıyor. Ben bu ayeti o yüzden okudum. Şimdi Allah arşa istiva ettiğinde dört parmak taşar. Hadisini İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle açıklamış. Allah ötelerin de ötesindedir. O ötelerin... hadisi açıklamamış. Ya o niyetle o açıklamamıştır belki ama onu açıklamış o, olmuş. Ya, ona da onun izahı olmuş. Yani bunun izadır dememiş ama. Allah ötelerin de ötesindedir. Ötelerin de ötesindedir. Ötelerin de ötesindedir. Ötelerin dahi ötesindedir. Dört merhale, dört parmak. Yani öyle anlatayım. Dört parmak taşa derken bu mana var. Ahmet abi de açıklarken şöyle açıklamıştı. Sen nasıl açıklamıştın? Her türlü anlam ve idrakın. Allah her türlü anlam ve idrakın ötesindedir. Ötelerin de ötesindedir. Ötelerin de ötesindedir. Ötelerin dahi ötesindedir. Yani benim şimdi Allah-u Teala'dan... Şeyi söyleyelim, dur. Bir tanesi sana yazmıştı ya, İmam Şafii işte Allah yedi kat semanın yedi kat semanın fevkinde arşa istiva etmiştir. Dediğinde sen ne demiştin ona? Yedi kat sema ve arş... Yazmıştım onu ya. Senin anlayış ve idrakın içinde mi demiştin? Öyle bir şey sordum. Bir de Allah-u Teala hiçbir şey onu yatırdı ayıramaz ayeti var iken gökte gök onu yatamıyor diyor diye sormuştum. O kayboldu o zaman. Zaten kaybolacak başka yolu yok ki. Yani yok şimdi yazılan çizilenler yaşanması lazım o zaman söyleyebiliyorum. Şimdi hemen tık kadar akla gelmiyor. O an için o halete girip yazabilip söyleyebiliyorum. Anladım. Onun için şimdi biraz şey bu konuştuklarımız o halete girmemiz değil. O alete girdiğim zamanlar oluyor belli konularda anlatırken o alete girdiğim zaman. Cübbeli'ye mesela cevap verirken bu böyledir, şöyledir diye söyleyebiliyorum.
Ama eskiyle alakalı o halete girmiyorum. Biraz yapmacık ezbercilik oluyor orada. Anladım, anladım. O ezbercilik de benim yapımda karakterimde yok. Ama yazılan çizilen doğrudur yani. Yazı doğru olduğu gibi verilecek en üst safhada cevaptır mesela. Allah-u Teala'nı anlama ve ortaya koyma kabiliğinden en üst safhada mesela. Hı hı. En üst safhada açıklamadır. Allah-u Teala her türlü anlama, anlam değil. Anlama. Anlam değildir yani. Anlama. Onu anlama ve idrakin, onu nasıl idrak ediyorsan, ulaşıyorsan. Bu tek bir insanın değil, bütün. İdrakin. Ha, bütün ötesinde, hepsinin anlayış manası. Ötelerin ötesinde, ötelerin ötesinde, ötelerin dahi ötesindedir. Yani o bir kalıba sığdırma, hani bir şey şöyledir, Allah böyledir dendiğinde öyle anlamayın diyor yani. Dört parmak taşar. Hatta şunu da bir söyleyelim. Öyle diyen olduğu zaman da çüş diyebilirsiniz. Yani mesela bir sürü Melayet Erbabı'nın durumu var. Ona bile diyebilirsiniz. Ben. Çüş deyin yani. Hak ediyorlar. Ben açıklayamadım. Kabir elini de bunlardan bir tanesi. Çünkü böyle kabir elini diyor. Hala kabir elini Mahmut Efendi'ye kabir eli olarak görecek. İşte konuşuyormuş. Açıklasınlar bir kere bir madem. Ha ya, onu soracaktık. Şimdi kabir eli önemliyse, kabir elinden sorun diyorsa, en iyi kabir eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sor. Öyle. İşte orada anlatılmak istenen mana, bana sorun dememiş. Kabir eline sorun demiş. Yani kabir eli en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şey sorulmamıştır. Şeyi soralım. Kabrinde nedir? Aynen öyle. Sor cübbeli. Yok, Mahmut Efendisi'ne sorsun. Şimdi kabir elinden yardım genele söylüyor. Ama nedir? Silsilede mesela bir kopukluk vardır. Ruh haline girip de ruh haliyle bir önceki silsileden irşat yetkisi alan var. Hı hı. Bu da ümmete taalluk etmez. Aynen öyle. Ümmet durumu yok bunda. Tarikat durumu var. Aynen öyle. Ama kabir elinden aldınız derse ümmete söylüyor. Kabir elinden yardım dileğiniz hadisi ölmeden ulul evvel ölen erbab. Ölmeden evvel ölen nefsiyle cihat edip ulul emir, ulul emir. Bu savaş meydanındaki ölen bu nefsle cihatla teslim olmak safhasına girip de ölmeden evvel ölüp Allah-u Teala'nın mücadele 22, Allah onların kalbine iman yazmış. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ilgili şeyini hatırla zaten. Kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Kendi katından bir ruh ile teyit ettiği insanlardır irşat faaliyetine yardım istenecek. Tayin edilen zaten ve yardım istenmesi gereken kişiler. Bu istenmesi gereken kişiler bunlar ama bunlar irşat faaliyetine ruhsatlı diye gelen kişilerdir bunlar. Zaten o yüzden diyor ya, işlerinizde şu işiniz bu işiniz demiyor. Kısıtlamıyor. Hep genelliyor. İşte, dünyalık veya ahirette. Bütün işlerinizde. Evet. Sıkıştığınız zaman diyor kabir ehlinden yardım isteyin. Ulul erbapla ulul emirle ilgili ayeti. Senin yaşantınla ilgili mesela sana tavsiyelerde bulunuyorum. Şöyle şöyle yapmak. Dur abi şu ayeti de açıklayalım da. Ulul emirle ilgili eğer onlara sorarsanız onlar o işin hal çözümünü bilirler diyor ya Allah. İşte o işin hal çözümünü bilirler. Bu hadisin karşılığı. İşlerinizde sıkışırsanız kabir ehlinden yardım isteyin. Anladın? Bunlar da esas durum burada. Ya ayetlerde o ayette işaret edilmiş bu duruma. Yani sen şimdi Mahmut Efendi'den ne yardım alıyorsun? Yani sağlığında alamadın ki öldüğünde alasın. Sorularımız vardı, onu soralım ya Cübbeli'ye. Mahmut Efendi'den şunu bunu iste. Sağlığında ne aldınız ki? Ulan öküz trene, tren öküze baka baka karardınız lan. Ha, tut oldu. Yani öyle bir sakata geldiniz ki. Öyle. Yani bir sağlığında alamadınız. Ölüsünden hani diyor ya şeytan. Ya Rabbi, Musa diyor, Rabbine söyle. Ben diyor işte pişman oldum. Musa Aleyhisselam yalvarıyor bir rivayette. Menkıbe artık hı hı. Doğru yanlış. Ben menkıbe sevmem ama buna uyuyor. İblisin durumu mu? Ya Rabbi diyor şey pişman olmuş. Bunları İblis. Sevmem normalde. Tamam İblis. Ama bir örnek olsun. Hı hı. Tamamdır rivayette Allah-u Teala buyuruyor ki gitsin Adem'in kabrine secde etsin. Kabrine secde etsin. Ben diyor onun dirisine diyor secde etmedim. Ölüsüne mi secde edeceğim? Yani şimdi Mahmut Efendi diriyken bir şey alamadıysanız ölürken daha hiçbir şey alamazsınız. Böyle bir şey yok kardeşim. Aynen öyle. Seçmeyin o zaman adamı. Yine Hasan Efendimiz'i.
Onu da zaten vekaleten geçirmişler. Ya böyle değil işte. Bir baş olsun yani. He, baş olsun. He. Ha, alakası yok. Şimdi sorun bakalım. Bu işleri hallolsun. Kabileli'nden yardım isteyelim. Bu... Ha, Mahmut Efendi'nize sorun ya. Zaman Allah mıdır, zaman mahluk mudur? Bir sorun. Cevabını versin size. Ya, bu Mehdi midir? Bu daha iyi mi? Aynen öyle. Bu müzak kemahatini ispat etmiş midir, etmemiş midir? Bunlar biliyor ama orada sorsunlar işte. Sor. Aynen sorun. Sağlığında sormadınız mı? Hani size göre kabir ehli oluyor ya. Sor. Size cevabını versin. Ya bunlar... He, değil mi ama hani bir yanlışı, hani ne olduğunu bilmeden koşuyorlar, değil mi ama o da bir şey bilmiyor, he öyle de. Hani değil mi diyor, sayfa kitabın ortasından konuştun mu? Ha konuştun. Adamların da bir şey bildiği yok. Öyle. Güzel bir şeyler konuştuğunu zannediyor herif. Halbuki insanları öttürüyor ya, yalamadan yuttürüyor abicim, dondurmalı yaratıyor adamlara ya. Öyle. Yani ululuyor ya, o da efendinin uludadığı için herkes kabul ediyor. Yok kabul kardeşim. Diyeceğim abi, dün ne düşündüm biliyor musun? Ha, buradan da şeyini söyleyeyim. El millet olduğumu ispaten sakına bırakma. Bak bu videoyu da şey yapayım. Bu bir ispat daha yani. Kaç kere şey yaptım ama benim ölümüm dahilinde vekalet ilk önce sana. Beni elbise üstündeki elbiseyle görüyorsun. Tamam. Kefen yok. Aynen öyle. Kefen yok. Şehitlerde ve nüvvet elizatlarda kefen yok. Kefen yok. Nüvvet elizatlarda da böyle. Hadi yapsın birisi öyle bir şey. Sakın ha. Oğluma da söyledim senin yanında. Dedim o geçerli dedim. Onun şahitliği geçerli. O dahili var. Buna da yazıda yazacağım. Bu hemen şeye koyacaksın. Ben de dün ne düşündüm biliyor musun? Hemen abi? Buna şey yapacaksın. Bunu diyeceksin. Böyle yıkıyorsun elbiseyle. Üstünde ne varsa. Ha yoksa da giydirip eşofman giyiyor mu? Eşofmanı giydiriyorsun abi. Üstündekiyle şey yapıyorsun. Anladım. Dün ben ne düşündüm biliyor musun abi? Dedim ki yani üstünde bir şey yoksa yani. Şimdi ne düşündüm abi ya? Var ya aklıma nereden geldi? Ha. Dedim ki yarın Ahmet abinin yanına gideceğim inşallah. Pazar günü dedim İsmail Ağa'ya gideyim. Sonra düşündüm ulan dedim. Ben şimdi dedim pazar günü İsmail Ağa'ya gidersem. Bu aralar dedim cübbelinin kafasına çok bastık. Hava sıcak, 15 Temmuz gibi. Abi ya, olay başka. Ben başka bir şey düşünüyorum ya. Şimdi dedim gidersem dedim. Şaşkaza dedim bunların dedim damarına çok bastığımız için dedim beni bir öldürürlerse. Tam da dedim kurbanın ikinci günü dedim yedisine dek geliyor bunlar dedim. Benim arkamdan dedim yedi yapar. Ben dedim kurbandan geleyim öyle gideyim. Kurban baba. Var ya aklıma bu geldi. Ulan dedim annem şimdi bunlar yaparlar yani. Kırkızı yedisi medisi. Bari dedim kurban aradan çıksın öyle gideyim. Bir de bu arada da söyleyeyim. Yedisi falan yapmayın. Onu da söylüyorum. Yedisi kırkı diye bir şey yok ya. Yok öyle bir şey. Seneyi devriye olayına dikkat çekmiş oldun. Seneyi devriye Yahudi ve Hristiyanlara sana dinletmiştim. Ahamları, rahipleri anlatın mı? Biz diyor seneyi devriye kutlarız. Bu müjde olsun İsmail Ağa, Kıbrıs'ye, Kıbrıs'ın Yavşağı, Atmaca'ya, Hüseyin Çevi'ye, genç Hüseyin hocalarına. Cübbeli zaten bu işin mühimman darı. Kompedanı yani. Çok güzel. Yani diyeceğim bu seneyi devriye olayını Cübbeli ilk önce attı başa. Öyle. Yani hatta... O da Ehl-i Sünnet'in kalesi diye herkes aldı. İyi bir şey yapıyor ya. Ehl-i Sünnet'in kalesi abi adam o yüzden aldılar. İyi bir şey yapıyor ya adam. İyi bir şey yaptığını sanmıyorum. Hiç kimse İngiliz kralet düğmelerine bakmadı. Adam Ehl-i Sünnet'in kalesi diye aldılar. Demediler bu İngiliz kralet düğmelerini takıyor. İşlerine gelmiyor işlerine. Takım tutar gibi taraf tutuyorlar. Taassup körü körün arkalarından gidiyorlar. Ama işte kendilerine bir faydası olmayacak da. Allah'a binlerce şükürler olsun. Yani şu dinde yani az çok dedim her zaman sizi diyorum ya benim samimiyetimi az çok. Hani sen şimdi anlatsan onlar da anlamazlar. Yani onlar da anlamazlar. Benim samimi hal ve hareketlerimi onlar da görmesi lazım. Anlaması lazım. Benim bir akrabam. Buna samimiyetimi anlayana kadar yani samimiyetsiz de olsa hakikat ortada yani. Bana samimiyetsiz ol hakikati söyle yavrum. Bak benim bir tane akrabam var. 2-3 gün önce konuştuk. Bana mevzup muhabbeti yapmaya çalıştı. Ben de ona dedim ki, şimdi dedim sen dedim bir düşün. Sadece düşün. Piyasada o kadar alim var. İşte anlaşamayan, ters olanlar var. Örnek vereyim dedim. İşte Diyanet'teki Hoca Cübbeli ya da İsmail Ağa cemaati veya tarikatlar. Şimdi dedim bunlar birbirine reddiye yaparken bu yanlıştan dön diye reddiye yapıyor. Biz bunlara adı ol adi.
din namına size şeref onur yok. İşte İslam'a en büyük kahpelesiz yapıyorsunuz diye diye kafalarına vuruyoruz. Bu yetmiyor. 2-3 kere de gidiyorum aralarına İsmail Ağa ya. Abi, şimdi dedim mensup olan bir insan kafalarına vurduktan sonra aralarına gider mi? Sen şimdi ya var ya. Dedim bir tane göster böyle adam ya. Bu hak davada bununla ilgili hadis-i şerif olacak. Cihat meydanında 3 defa kılıç kırmak gibidir. Buyuruyor Aleyhisselam. Biliyorum. Yani 3 defa cihat meydanı kılıç parçalamak gibidir. Anladım. Yani senin oraya gitmen, yani cihat, yani gafillere bir şeyleri anlatmak, yani cihadın, cihat normal savaş meydanında 3 defa. 113 defa kılsam bunların bu zamana kadar kaç tane kıldık ya? Bu kadar işte gafiller. Gafil değil, enaniyet ve kibirlenme var bunda. Taassup. İşte taassup, sistemi koruma amacı. Enaniyet, kibirlenme de ayetlerin izinde yani. Kurdukları o refah, rahat sistem bozulmasın, dert değiştirdiler, bu. Dünya karşılığı sattılar ayetlerin muhatabı olarak. İşte aynı Mekkeli müşrikler de aynısını yani, yaptılar. Sistem bozulmasın diye teklifte bulundular Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Abi ne sistemi? Abi çarp. Dert sistem değil. Dert öncelikle hani ben onlardan önce ben kendi kurtuluşumu diyorum. Öyle. Hem de neyle? Vahiye muhatap olmak. Öyle. Yani ben bile eminlik vasfı bende yok tam manasıyla ama güveniyorum. Ortaya konulmaz. Vaadinden vaadinde ölç etmez yani. Vaadinden dönmez. Vaadine güven var. Kesin kurtulacağım güveni yok. Ortaya konulara konulanlarda güven var. Ya ben bu haliyle gördüm ben şeye cennete girmişiz işte ama orayı anlatmıyor. Bahçeleri falan yok mu? Murat ama eminlik yok işte. Onlar rüya sanasın. Tamam anlat o zaman. Onlar rüya sanasın. Tamam o zaman anlat abi. Bekleme sorunundayız. Şey geliyor. Balık ciğeri geliyor. İlk gelecek şey balık ciğeridir. Hadislerde ya, geçer. Ya benim aklım içeride. Bir içeri girsek de. Alan diyor hani bir içeri bir girsek hani bir çıkış olmuyor çünkü. Bir girsek yani zaten orada kabul almışız ciğer yiyeceğiz, balık ciğeri yiyeceğiz. İlk yememiz Resulullah'ın belirlediği şey üzere balık ciğeri. Rüya olsa balık ciğeri olmaz. Yani. Anladın mı? Yani öyle yani. Zaman ruh acayip. Ruh la mekan. Mısırlarından mısırdır. Evet sen buyur. Tamam onu diyecektim ya. Yok. Ne anlatayım ben? Anlatma dedin mi? Başka şeye geçecektin sen. Yok hayır başka şey geçmeyecektim ya. Yani diyeceğim o bir gireyim oraya bir girsem diyorum ya. Bir girsem. Bir girsem kurtarsam paçayı. Anladın mı yani artık tamam bir görsem hani desem ha tamam o bahçeleri, sarayları, köşkleri görsem hani o tarafa bir aktarılsam. Hani orada benim orada nasıl diyeyim süslenmiş böyle bir çok da geniş gözükmüyor ama hani az bir gruplayım ben. Az bir grupla beraber yiyeceğim o yemeği. Çok da değil ya. Yani. Bak sana anladım, söyleyeyim. Anladım. Çok da değil yani. Bir grup var yanımda. Ama az. Benim yani gördüğüm büyük, bir rüyada hani da. Demiyorum ki yani çok büyük bir salondu. İşte altı tepsi kadardı, Bayrampaşa kadardı falan demiyorum. Yani büyük gözükmüyor. Yani orada vezirlerle alakalı Muhittin Arabi'nin söylediği. Yok illa o demiyorum. Bir şey diyemiyorum. Tamam ben de o demiyorum da ben de rüyamda mesela yanımda 5 ya da 7 kişi vardı. Sana soruyordum yüzümüz hangi renk diye. O rüyayı hatırlarsın. Belki de onlardır bilemem. Yani neyse bizim işte dedim ya bizim şeylerimizde rüya hani şeyi sorayım mı Bülbül amcaya? Bu şekilde soracaksın soruları. Hani rüya nübüvvetin 40'ta biridir buyuruyor aslında sen. Onu açıklamak İşte rüya kaldı ya onu da açıklamış oluruz. Bu çok iyi olur. Bu nübüvvet ehli zatlar için. Onların rüyaları. Onun rüyalarıyla. Herkesin rüyası mesela, değil. Ben mesela iki tane kubbeyi yıktığını gördüm. Ben bu işlere başlamadan önce yani ilk başladığım zamanlar cübbeli birisi tabir ettiğim ulu kişi. Birisi cübbeli yıktım. İkincisi mahfut olayını yıktım. Ben ama yıktım. Birisine iki kubbeyi yıkmışım. Böyle görüyorum kubbeyi. Onu yıkmaya gidiyorum. Yıkıyorum. Hani
bir hedeflenir, hedefim o. O kubbenin birisine bakıyorum, biraz altın bari bir şeyler var. Biraz değer var onda. Anladım. Yani bu Mahmut Efendi. Aha, biliyorum. Bir tanesi kofti olan cübbeli. Cübbeli. Anladım, anladım. Şimdi şunu şeyi söyleyeceğim abi. Buna işaret oldu. Mesela rüya... şeyi Ali Kara'yı yazmıştım. Ali Kara'yı yazmıştım yazdığım rüyalarda. Böyle bilmem ne dernekleri konfederasyonu başkanı. Yüzünü görmüyorum dedim ben sana. Bana şeyi anlatayım mı abi önce? Hadisin izahını yapalım mı tam? Daha evet. Doğrusu ispatını yapalım. Buyur. Şimdi hadiste Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iki tane hadis ben okudum da. Rüya nübüvvetin 40'ta biridir. Rüya nübüvvetin 46'da biridir. Tamam, şimdi mana itibariyle sahabe genelden nakletmiştir. Mana da bozulma olmamıştır. Lafızlar değişmiştir. Şimdi baktığımız zaman rivayetlerden bilinir ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay boyunca rüya yoluyla vahiy almıştır. Evet. Dur, izahını yapacağım. 46'da biridir. Yani 23 sene tebliğ yaptı. 6 aya tekabül eder. 46'da biri olur. Yani rüya nübüvvetin 46'da biridir'den kastı, nübüvvet ehli zatların gördüğü rüyaların 46'da biri rüya yoluyla vahiydir manası var. O rüya yoluyla bak. Heh, o manadır. Bak, onun ispatını söylemedim. Yapayım dedim yani. Doğru. Nübüvvet kemalatın usulü beşeret olarak vahiy, net vahiy, rüya kabrinden de olanları hiç söylemedim. Anladım. Hiç yani delil olarak sunmadım. Bu kemalat ne için verilmiş? Nübüvvet kemalatı, imamet, insanlara önder olma, bu dini açıklama babında. Hiç zorlayıcı bir şey yok ama imam vasfı olduğu için kemalatımı açıklamak zorundayım. Yani şunu, otomatik mi? Şunu da söyleyeyim. Yine hadis var mesela. Kıyamet yaklaştıkça kişinin dünya hayatıyla ilgili gördüğü, yani dünya normal yaşantısında rüyada gördüğü şeyi normal yaşantısıyla aynı olur. Manasında hadis var. Ama işte bu hadisleri rüyaya hüccet kısmına çekmemek gerekiyor. Demin söylediğimiz gibi 46'da biriden kastı, 6 ay zaten rüyalı yoluyla vahiy almış. Oraya işaret ediyor. Normal insanların bunları hüccet olarak kullanması caiz değil. Ne güzel. Caiz bunlar, değil. Bu neyle amel edeceğiz diyor, başka bir şey kalmadı diyor cübbeli. Rüyayla amel edecek. Rus papası davasını da açıklar. Rus papası demiş. Şimdi Saadettin Usta Osmanoğlu ne yapmıştı? Cübbeliyi kovmuş mu? Ne yapmış bana cenazeden? Bana su bile döktürmediler onun diyor mezarına. Mezarına su bile döktürmediler. Bana diyor Rus papası diyen diyor, Saadettin Usta Osmanoğlu döktü. Şimdi bir diyor. Kere Saadettin Usta Osmanoğlu Cübbeliye Rus papası demiyor, Rasputin diyor. Şimdi size neden Rasputin, Saadettin Usta Osmanoğlu bana Rasputin diyor demiyor, onu da söyleyeyim. Eğer size Saadettin Usta Osmanoğlu ya da Mahmut Efendi'nin yeri bana Rasputin diyor dediği an, siz Rasputin'in kim olduğunu araştıracaksınız ve göreceksiniz ki ondan sonra çevresindeki insanları itmiyor, kendine çekiyor. Art niyetle gelen insanları bile ondan sonra etkisi altında bırakıyor ve bunu söylediği an Cübbeli ne olacak? Cübbeli'nin yanlışlarını yüzüne vurmak için yanına gelen hocalar, yanına gittiği zaman bunların hiçbirinden bahsedemeyenler Rasputin'in kim olduğunu anlayınca diyecekler ki gerçekten ikinci Rasputin Cübbeli. Bunu anlayacaklar, bunu bildikleri için. Bana Rasputin diyor demiyor, bana Rus papazı diyor diyor. Yani bu kadar şerefsiz. Evet. Hakikati kıvırarak anlatıyor. Ben de dedim ya, ben de dedim ki ya Rasputin demiş dedim, intifat etmiş. Yani ben de diyor acaba dedim Rus papazı demiş, intifat etmiş dedim yani. Çünkü dedim Rus papazı övüyor gördüm. Aynen öyle. Müslümanları övüyor, Müslümanların hal ve hareketleri. O kadar diyor, yererken Rasputin'e öyle der mi? Diyor, 50 sene sonra diyor Hristiyan kalmayacak diyor. Aynen öyle. Yani bu şekilde Müslümanlar diyor ne güzel diyor davranıyorlar. Ne insanlara diyor yardım ediyorlar, komşularına yardım ediyorlar. Hepsi değil, istisna sadece yani birkaç tane var. Hanımlarına iyi bakıyorlar, hanımlarına güzel yüzlüler, evlatlarına güzel terbiye ediyorlar. Şimdi bu adama İslam'ın güzellikleri adına bir şeyler anlatırsın ama cübbeli anlatamazsın. Aynen öyle. Hani bu Rus papazı dediyse itiraf etmiş dedim yani. İşte Rus papazı demiyor. Çakal ben dedim, çakal. Ben acaba bir sohbetine denk gelmedik herhalde, Rus papazı demiş. Olabilir. Hemen çeviriyor. Yani. Çeviriyor abi. Böyle bir şey yok. Sen doğruyu bildin. Çakal. Ben bir de onun şahitliğine güvendim. Yanlış yaptım. Bu adam yalancı ya. Öyle abi. Yalancı ya. Ya İngiliz kraliyet dümeleri takmış. He. İnşallah ibadetle eskitiriz demiş adam. Daha ne desin ya. Ben İngiliz ajanım diye bangır bangır bağıracak mı bu adam?
Zaten gerekeni söylemiş. Bunu, siz mal anlamazsınız demiş. Malsınız anlamazsınız demiş. Uyanık olan şey işte bir Cübbeli'ye sorsunlar bu Cübbeli'yi sevenler, benim şeyhim diyenler. Davut'un şunu da söyleyeyim. Cübbeli diyor yani yanıma gelenler için ben dua okuyorum. Onu da söylüyor. Ha şey sohbetten önce. Ha. Beni sevsinler diye diyor. Ben diyor şey yapıyorum. Ha işte Rasputin işte. Rasputin böyle oluyor. Himmet işte bu. He, himmet işte Rasputin. İşte her himmeti güçlü. He Rasputin'in de öyle. Çember, etki çemberi işte himmeti güçlü. Rasputin de aynı. O yüzden Rasputin diyor zaten. İşte böyle bir şey var. Var var. Himmet. Himmet davası var. Bu himmeti insanların hani beni sevsinler, beni kabul etsinler. Himmeti onda güçlü olduğunca abi icazet yaparsan, alırken bile Resul hocası diyor ki nasıl bir ihlassa ne ihlası lan oraya yani ya. Adamdaki himmet ne kadar kuvvetli ya. 10 bin gelir mi hocam? 5 bin gelir mi? 20 bin kişi gitmiş. Öyle bir şey oldu. Rızası. Ha dert rıza. Tam 40 bin kişi geldi diyor. Ha tam 40 bin kişi geldi. Başladı 40 binden başlıyor. 20 bin olmaz mı hocam? Hocam 10 bin benim, olmaz mı? Benim izadetime 40 bin kişi mi gelmez Cübbeli? Burası köy. 20 bin yok. 35 bin de olmaz mı? Olmaz Cübbeli. Seyirde söz ediyor. 20 bin de olmaz mı? 15 bin de olmaz mı? Olmaz Cübbeli. Olur da olmaz da olur da olmaz da onun tabiri. Tam 40 bin kişi geldi. Artık diyor nasıl bir ihlassa ulan o riyar ya. İşte, İnsanların himmet, rızası. Himmet. Himmeti insanların rızasından yana. Aynen öyle. Yani Allah'ın rızası yok. Sevsinler. İnsanlar beni seviyorlar mı şimdi doğruyu söylüyorum. İsmail abi beni seviyor musunuz? Yazın alta. Alta seviyoruz diye bir de abone olun. Beni yani beni seviyorsanız onu da söyleyin ya. Gerçi sevmezsiniz. Ben hocanızı çok geriyorum. Beni çok geriyorum. Yani geriyor. Beni seviyorsanız 33'e 10 lira attın. Bir tanesi de bana yazmış. Yani işte, ben de böyle bir adamım. Mehdi diyor ki imama İmam Ali radıyallahu anh diyor ki Mehdi nasıl tanınır diye soruyorlar. Gönülü rahatlığıyla diyor. Yani şimdi herkes bekliyor ki hani böyle çok acayip olacak yani. Acayip olacak gerçekten. Öyle. Yani çok acayip olacak derken onların acayip tabirinde çok büyük alem olacak, vakar sahibi olacak bundan dolayı şu çok ketum olarak alıyorlar. Ama ben diyorum ki insan olacak. Yani sizin yani, gibi insan olacak. Yani elin üvet neyse o frekans onda olacak. Aynen öyle. Yani sizin gibi çarşılarda gezecek, sizin gibi insanların arasında dolaşacak. Sizin gibi olacak. Özetle. Yani hatta acayiplik sırrını baktığınızda anlayamayacaksınız yani. Acayip diyor Said Nursi. Geleneğe görene aykırı yabansı olacak. Halbuki o yabansılık benden hala Musa Aleyhisselam'da var. Evet. Yani sen tutup da bir de acar değil mi? He? Musa Aleyhisselam acar mıydı? Şeydi işte. Kuvvetli. Çok kuvvetli. Bir vuruşta düşünün şey vuruyor. Kıptı öldürüyor. Ondan sonra belki de öldürmek niyetiyle vursa paramparça ederdi. Öldürmek niyetiyle de vurmamış yani. Ya öldürmüş zaten adam. Öldürmek niyetiyle vurmadan ben öldürmüş. Ya Rabbi diyor ben nefsime zulmettim. Hani şey yapıyor. Öldürmek niyetiyle hani vursa demek ki boynu komple takla atacak. Orada şey ırk şeyi güttüğü için ben nefsime zulmettim diyor yani. Yanlış bir şey yaptım. Davut Aleyhisselam taşla öldürüyor ya. İşte. Yani. Velhasıl kelam bundaki bu olaylarda Mehdi hani milleti hafsalasında Kıbrıs'ı gibiler şeyler bu yönde görmüyor nurcular ama bunlar şişiriyor. Ehli tarih şişiriyorlar. Ulaşılmaz görüyorlar. Şunu Mehdi da söyleyeyim. Ki, yoksa ulaşılır biri olursa olmaz onlar için. Şunu da söyleyeyim tek benden sarkıt olsun. Bitir abi. Diyor ki Mehdi Said Nursi'yi mi görüyorlarmış? Adam diyor adaleti getirmedi ki diyor. Adaleti dünyaya getirmedi ki diyor. Ne diyor? Ben de yazdım sabahleyin. Dün 22 saat önce video doldurmuş. Kim o? Atmaca. Atmaca. Hani Mehdi diyor Said Nursi'ymiş diyor. Adam diyor dünyaya adaleti görmüyor. Adaletsizlik gördü diye hep diyor. Hiçbir şey yapamadı ki diyor. Oradan oraya süründü diyor. Yani o Mehdi değil diyor. Yani. Sormak lazım. Omuzları ve karnını geniştir. Adaleti getirecek de. Şimdi adaleti getirirken sen dedim nerede olacaksın? Yanında mı olacak, karşında mı olacak? Bir yanında bir karşısında mı olacaksın? Aynen öyle.
böyle bir kahpeler şimdi bunlar. Ben şimdi bunların İslam'ın garabesiyle bunlar der ki Allah-u Teala vaadinde hulfetmedi. Nur'un tamamlayacak ayetinin karşılığı. Şimdi ben böyle bir şey yapmıyorum yani insanı Allah-u Teala yani zorla insanlara hidayet verip de İslam'ı galebe ettirmez. Aynen öyle. Sen böyle olacaksın. Ümmetin son vasfına gelmişiz. Azalma durumuna gelmişiz. Mehdi zamanında ne olacak? Ne olacak? Altın çağı başlayacakmış. 1000 yıl. Ne 1000 yılı ya? 1000 yıl. Kıyamet geldi. 1400-1500 geldi. Onlara göre ikinci... Ümmet bitiyor. İşte. Ondan sonra kıyamet gelmiş zaten. Ondan sonra maymunlar gibi sokaklarda bir millet birbirine... Ya 1000 yıl nasıl olacak abi? Hadis var. Meryem oğlu İsa'dan sonra dünyada yaşanacak pek bir şey kalmaz diyor. Nasıl olacakmış o iş ya? İşte fazla bir zaman kalmadı. Allah Allah. Bu hani... Yani Müslüman kalmaz demiyor ama hayır namına bir şey kalmaz ben diyor. Resulullah'ın, İnsanlar iyice sapıtır diyor. Ben Resulullah'ın bildirdiği kişiysem, ben çıkmışsam... Benim bana bir dahilim yok benim onun varlığı şeyiyle ilgili. Beni bilmişse, benim yapacaklarımı, edeceklerimi bildirmişse, ben onun dediği yönde şeyler yapmışsam, galip olmuşsam, benim onun bildirdiği gibi alametler bende varsa, bu kemalat da bende varsa, ben de onun sözlerine, hadislerine uygunluk babıyla açıklamalar yapabilirim.